Bayramın ardından Ankara Günlüğü ile karşınızdayız. İyi akşamlar diliyoruz. CNN Türk Ankara stüdyolarından Utku Çakır Özer ve Hüseyin Yayman'la birlikte. İyi akşamlar. İyi akşamlar tekrar. Ve konuğumuz CNN Türk Ankara stüdyolarında CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Şimdi aslında çok hızlı olarak başlayacağız. Fakat aynı zamanda biliyorsunuz sosyal medyadan soru da alıyoruz. İlk başlığımızda Ergenekon davasının kararları. Dolayısıyla ilk sözü Utku'ya bırakıyorum. İlk soruyu da Utku'ya bırakıyorum. Ergenekon davasıyla başlayalım bu turda. Efendim Ergenekon davası hakkındaki görüşlerinize İktidar Partisi'nden tepki geldi. Bunun suç olduğunu ima eden açıklamalar yapıldı. Gayrimeşru gördünüz. Niye öyle gördünüz ve bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Utku Bey, herkes yargılanabilir. Buna hiç itirazımız yok. Bir kişi sanık konumuna düşerse şu veya bu şekilde yargılanır. Yargılamanın makul kabul edilebilir olabilmesi için bunun bağımsız bir yargıda olması gerekiyor. Bağımsız ve tarafsız bir yargı. Eğer yargı bağımsız ve tarafsız değilse o yargı adalet dağıtmaz. Geçelim bizim tarihimize. 27 Mayıs'ı alayım, çok eskiye gitmeden. 27 Mayıs'ta mahkeme var mıydı? Vardı. Yargıçlar var mıydı? Vardı. Savcı var mıydı? Vardı. Yargılama yapıldı mı? Yapıldı. Kararlar verildi mi? Verildi. Hukuka aykırı bir şey var mıydı? Yasalara aykırı bir şey var mıydı? Yoktu. Adnan Menderes ve iki bakan idam edildi. Bugün bu idamları savunan birisi var mı? Hayır, yok. O mahkeme doğal bir mahkeme miydi? Hayır. Olağanüstü bir mahkemeydi. Olağanüstü mahkeme, olağanüstü yetkilere sahip ve böyle bir karar verdi. Ama kamu vicdanı bunu kabul etmedi. Geçelim ikinci örneğe. Deniz Gezmiş ve arkadaşları. Yargılandı mı? Yargılandı. Mahkeme var mıydı? Vardı. Yargıçlar vardı, savcılar vardı. Onların verdikleri idam kararları hayata geçirildi. 3 kişi idam edildi. Bugün Deniz Gezmiş ve arkadaşları iyi oldu, iyi ki idam edildi diyen var mı? İster sağa bakın, ister sola bakın. Herkes bunların yanlış olduğunu söylüyor. Neydi bu mahkemeler? Eski sıkı yönetim mahkemeleriydi. Olağan mahkemeler değildi. Yani doğal yargılama yoktu orada. Daha trajik bir örnek vereyim size. 16 yaşında veya 17 yaşındaki genç yargılanıyor. Çocuk olduğu için mahkeme kararıyla yaşı büyütülüyor. Sonra idam ediliyor. Evet. Bu da bir sıkı yönetim mahkemesiydi. Siz bu mahkemeye doğal mahkeme diyebilir misiniz? Hayır. Bakın, Bayar'a kimse konuşmaz. O da yargılandı. Ama idam edilmedi. Ama Menderes'i konuşuyoruz. Pek çok kişi işkencelerden geçti. Ama konuşulmuyor. Ama Deniz Gezmiş konuşuluyor. Ben ne söylüyorum? Yargılama yapacaksan doğal yargılama başımın üstüne yapabilirsin. Bizim zaten itiraz edecek halimiz yok. İtiraz da etmeyiz. Kaldı ki biz milletvekilleri dahil dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Kimseye özel ayrıcalıklar tanınmasın diyoruz. Vatandaşa ne tür ayrıcalıklar tanıyorsan milletvekiline de aynı ayrıcalığı ver veya aynı koşulları getir. Ne söylüyoruz biz? Eğer milletvekiline bir ayrıcalık vereceksen kürsü dokunulmazlığını getir. Kürsüye çıksın, istediği gibi konuşsun. Niye böyle konuştun diye siyasi iktidar onu yargılamaz. İstediğimiz bu. Silivri mahkemeleri. Bunlar olağanüstü hal mahkemeleri mi? Evet. Eski sıkı yönetim mahkemeleri mi? Evet. Devlet güvenlik mahkemeleri mi? Evet. Devlet güvenlik mahkemeleri nereden örnek aldık? Fransa'dan. Fransa kaç yıl önce bunları bıraktı? Bu mahkemeler bizim bildiğimiz mahkemeler değil. Bunlar siyasi otoritenin emrinde olan mahkemelerdir. Siyasi otoritenin taleplerini yerine getiren mahkemelerdir. Neden beni tehdit ediyorlar? Tehdit bile o yargının bunların ellerinde olduğunu gösteriyor. Bak ha, ayağını denk al. Böyle konuşma, seni tutuklatır, orada yargılatırız. İster Bülent Arınç, ister Recep Tayyip Erdoğan. Kim gelirse gelsin, doğru bildiğimi söylemekten çekinmeyeceğim. Bu mahkemeler adalet dağıtan mahkemeler değildir. Bakın Utku Bey, adalet dağıtan mahkemede savunma hakkı kutsaldır.
Milattan önceki yargılamalara bakın. Bütün insanlık tarihine bakın. Savunma hakkı kutsaldır ve kısıtlanamaz. Kısıtlandı mı burada? Kısıtlandı. Gizli tanıklar geldi. Bu gizli tanıklar bizim bazen Amerikan filmlerinde izlediğimiz türden gizli tanıklar mı? Hayır. Sizin gazetenize bomba atıldı. Bomba atan nerede şimdi? Elini kolunu sallayarak geziyor. Yani bir başka doğal mahkemede ne yapılmıştı bu? Müebbete mahkum edilmişti. Özel yetkili mahkemede ne oldu? Osman'ım oldu. Canım Osman'ım. Ne oldu? Serbest bırakıldı. Şimdi bana diyorlar ki, efendim bu mahkemeleri adalet dağıtmıyor. Bunlar siyasi otoritenin emrindedir. Bu mahkemelerin kararları gayrimeşrudur. Diyorsun amana dikkat et, sen de orada yargılanırsın. Siz açık açık tehdit edildiğinizi mi düşünüyorsunuz? Çünkü suç işlediğinizi başbakan da söyledi. Başbakan yardımcısı Arınç da o mahkemelerde yargılanabileceğinizi ima etti. Ne suçu işledim Hande Hanım? Bu kararları eleştirdim diye suç işlemekse ben zaten bunu söylemeye devam edeceğim. Bu mahkemelerin verdiği kararları savunan dünyada hukuk eğitimi görmüş. Saygın hukuk çevrelerinden bir kişi bana gösterin. Bir kişi. Amerika, Fransa, İngiltere, Japonya, Rusya, Çin, Hindistan. Bir kişi. Dünyada böyle saygın bir hukukçu veya bir hukuk kurumu olabilir bu. Herhangi bir ülkenin barosu olabilir. Bir hukuk kurumu gösterin. Desin ki ya bu mahkemeler olağandır. Bu olağan mahkemelerde yargı yapılabilir, yargılama yapılabilir ve hepiniz de buna saygı göstereceksiniz. Bunu söyleyen kimse yok. Böyle bir şey yok yani. Bu mahkemelerde o kadar çok gariplikler var ki, bakın bu mahkemelerde savunma hakkından söz ettik, o kısıtlandı savunma hakkı. O kadar çok usul ihlali yapıldı ki, oysa hukukta usul çok önemlidir. Dava usulüyle ilgili ayrı bir hukuk var zaten, usul hukuku var, özel yasası var bu. Siz bunların tamamını attınız çöp sepetine. Sahte deliller var. Bunlar yeteri kadar değerlendirilmedi. Ara değerlendirme, karar değerlendirilmesi atlandı, bu yapılmadı. Yoksa şunu soruyorlar. Peki orada yargılananların hepsi suçsuz muydu? Benim öyle bir iddiam yok. Suçlu mu? Öyle bir iddiam da yok. Ona mahkeme karar verir. Ben karar vermem. Ben mahkemenin adil olmasını isterim. Tipik bir örnek vereceğim size. Bunu ne diye mahkum ettiler? Terör örgütü diye. Hı. Silahlı terör örgütü. Şimdi terör örgütünü kim saptar? Demokrasilerde devlet saptar. Yani hükümetin emrinde çalışan bürokrasi saptar. Mahkeme soruyor. Kime? Milli İstihbarat Teşkilatı'na. Ergenekon terör örgütü var mı? Yanıt. Böyle bir şey yok. Bizde yok. Emniyet istihbarata soruyor. Biz de bilmiyoruz diyor. Jandarma istihbarata, genelkurmay istihbarata soruyor. Biz de bilmiyoruz diyor. Devletin bilmediğini 3 tane hakim biliyor. Nereden biliyorsunuz siz? O zaman bu devletin istihbarat kurumları boş. Tümünü çöpe atmamız lazım. Siz yargı olarak kalkıp terör örgütünü kendiniz saptıyorsanız orada bir sorun var demektir. Siz tarafsız değilsiniz. Objektif değilsiniz siz. Bakın başka bir şey daha garabet. Silah zoruyla oradakilerin tamamını bir araya getiremezsiniz. Dünyaları farklı bu insanların, bazılarının. Hayatları boyunca bir araya gelmemişler. Siz hepsini toparladınız, Ergenekon terör örgütü yaptınız. Daha başka bir şey. Bir terör örgütünün benim bildiğim kadarıyla lideri olur. Lidersiz terör örgütü olmaz. Efendim kim bu bir numara? Bilmiyoruz ki. Bu terör örgütünün lideri yok. Lideri olmayan terör örgütü mü olur? Terör örgütünün bir bildirisi olur. Bir hedefi olur, bir şey olur yani. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu gerçekleştireceğim diye. Ortada bir şey yok. Peki, çok affedersiniz Kemal Bey. Bu usul hataları zaten kamuoyunda da çok tartışılıyor, evet. Konuşuluyor. Ben sanki sizin söylediklerinizden şöyle bir algıya kapıldım. Hani bu hatalar olmasaydı ya da esasa dair bir takım problemler var
bunlar üzerinden meseleye bakılsa, yani mesela iddianamede söz konusu olan hükümete yönelik bir takım darbe teşebbüslerinin olduğu şeklinde iddialar var. Siz mesela bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? İzninizle bir cümle daha ifade Tabii. etmek isterim. Türkiye'de kontur gerilladan, Gladio'dan ilk defa bahseden partiler Sosyal Demokrat Parti. Evet. Rahmetli Bülent Ecevit bundan bahsetti ve evet. Gerçekten hem Çiğli suikasti hem daha sonra 77 Taksim olaylarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda bir duyarlılığı var. Bugünkü duyarlılıkla, yani geçmişteki iddialar ve bu hani Gladio yapılanması var mı sizce de? Ve bu Ergenekon davasında bu Gladio'nun üzerine mi gidiliyor, yoksa başka bir şey mi var, amaç mı var? Bunun yanıtını aslında başbakanın bir danışmanı verdi. Bu bir hesaplaşmadır. Evet, Yalçın Akdoğan Bey'in. Evet, bu bir hesaplaşmadır dedi. Şimdi bu bir yargılama değil. Bu bir hesaplaşma. Biz Gladio'dan da, derin devletten de, ama derin devletten kastettiğim hukukun dışına çıkan devletten söz ediyoruz biz. Devletten de her zaman şikayetçi olduk. Benim telefonlarımı veya benim herhangi bir partilimin telefonlarını devletin yasal kurumu yasa dışı dinliyorsa, o derin devletin bir parçasıdır ve biz ona karşıyız. Mahkemeden karar alır, telefonları dinlerse ona söyleyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Ben şunu merak ediyorum. Ergenekon yargılamasında, yani Gladio'dan, kontrgerilladan tutun, hangi faili meçhul aydınlığa kavuştu? Hangi faili meçhul cinayet aydınlandı? Susurluk mu aydınlandı? Diyarbakır cezaevinde işkence gören binlerce kişi geçti. Onlar mı aydınlandı? Doğu Güneydoğu'da köylülere insan dışkısı yediriyorlardı. Onlar mı aydınlandı? Önemli bir adımdır. Binlerce faili meçhul var. Efendim. Niye bunlar aydınlanmadı? Bunlar aydınlansa biz diyeceğiz ki işte yargı bu. Bu yargılama bu tür mahkemelerde olmaz ve aydınlanma da bu tür mahkemelerde olmaz. Çünkü bu tür mahkemeler siyasi otoritenin arzusu üzerine karar veren mahkemelerdir. Peki, çok uzağa gitmeye gerek yok Hüseyin Bey. Bir şey daha söyleyeceğim. Alın şeyi, Uludere'yi. Uludere aydınlandı mı? Aydınlandı. Uzağa gitmeye gerek yok. Yani bu iktidar döneminde, hani diyor ya, ben işte derin devletin uzantılarıyla mücadele ediyorum, şöyle ediyorum, böyle ediyorum. Güzel. Uludere'yi aydınlat. Aydınlattı mı? Aydınlatmadı. Niye aydınlatmıyor? Ne demişti Sayın Başbakan? Ben Ankara'nın derin dehlizlerinde bunun kaybolmasını engelleyeceğim. Ne oldu? Ankara'nın derin dehlizlerinde değil, hükümetin derin dehlizlerinde üstü kapatıldı ve olay bitirildi. Bu iktidar mı Gladio ile mücadele edecek? O bizim bildiğimiz derin devletle mücadele edecek. Hayır. Neden? Çünkü AKP'nin kendisi devletleşti. Artık bir AKP devleti var önümüzde. Yargısıyla, medyasıyla, ordusuyla, polisiyle, efendim bürokrasiyle, artık yeni bir yapı var önümüzde ve bu yapının adı AKP devletidir. Valisiyle, kaymakamıyla, ne diyor Sayın Başbakan? Benim valim diyor. Halkın valisi demiyor. Benim büyükelçim diyor. Devletin büyükelçisi demiyor. Benim memurum diyor. Devletin memuru demiyor. Her şey benim diyor. Benim yargım diyor, buna karar verecek. Savcı harekete geçecek. Tak! 24 saat bile geçmeden savcı harekete geçiyor. Bu yapılanma demokrasinin önündeki en ciddi tehlike ve çoğumuz bunun farkında değil. Peki siz Uludere'de, çok affedersiniz, yani hükümetin bu ikircikli tavrını neye bağlıyorsunuz? Yani bir yandan Dersim için özür dileyen bir Tayyip Erdoğan, yani konumuz evet. hani başka bir Tabii. tartışma ama hani söz buraya geldiği için ben sormak isterim. Yani Uludere'de niye farklı davranabiliyor? Yani bu devletleşmesiyle mi ilgili? Efendim, Dersim konusunu dile getirmesinin nedeni ben Tunceli'li olduğum için. Niye birbirimizi kandırıyoruz? Yani Tunceli'de bir olay oldu da ya da Dersim'de olay oldu da Sayın Başbakan gözyaşlarını mı tutamıyor? Hiç ilgisi yok. Kaldı ki kendisine açık çek verdik. Dedi ki bütün belgeleri çıkar, tarihçilerin önüne koy, doğrusu neyse herkes öğrensin. Uludere olayında talimatı Başbakan verdiği için. Neden? Sınır ötesi operasyona kime yetki veriyor? Kendisini parlamento. Vermediğini ama görüşmede açıkladı. Anlatacağım size. Parlamento kime veriyor yetki?
Bakanlar Kurulu'na ve hükümete veriyor yetkiyi. Yetki çünkü sınır ötesi operasyon yetkisi meclise ait. Hükümet tezkere getiriyor. Ben bu yetkiyi kullanmak istiyorum şu gerekçelerle. Parlamentoda yetkiyi devrediyor. Kime? Hükümete. Hükümetin başında kim var? Başbakan. Siyasi olarak bizim sorumluluğumuz ki ben pilotu mu sorumlu tutacağım? Hayır. Benim muhatabım kim? Başbakan. Ben talimat vermedim. Talimat vereni çıkar o zaman. Tutan mı var? Yargı emrinde. Ordu emrinde. Milli istihbarat emrinde. Her şey emrinde. Kim talimatı verdi? Ben açıkça söylüyorum. Talimatı veren kişi Sayın Başbakan'dır. Onun için açığa çıkmıyor zaten. Yoksa gelecek savcı yakasına yapışacak. Diyecek ki bir dakika. Sen 34 yurttaşın öldürülmesinden sorumlusun diyecek. Bu kadar açık. Efendim? Biz şunu kabul ederiz bakın. Özel yetkili mahkemeler demokrasilerde olmaz. Bunların kaldırılması lazım. Adı üstünde. Özel, adı üstünde yetkili. Kaldırıldı zaten efendim. Lav edildi aslında. Hayır, ama bu davalara bakıyor. Olmaz. Bu davaları kaldırıldıysa bu mahkemelerden alacaksınız. Normal mahkemelerde bunlar görüşülecek. O zaman ki emin olun kimsenin itirazı da olmaz. Bizim itiraz edecek bir şeyimiz de kalmaz. Ama bu mahkemeler o mahkemeler değil. Bu mahkemelerde bir adalet davası ya da bir hukuk davası görüşülmüyor. Bu mahkemelerde bir hesaplaşma var. Ne yaparsan yap, ben sana cezayı vereceğim diyor. Bakın, daha tipik bir örnek vereceğim. Bu dava ilk daha böyle kamuoyunun gündemine düştüğü günlerde Kudüs-i Okkır ne ilan edildi? Ergenekon davasının kasası ilan edildi. Ya adamcağız öldüğü zaman ailesi cenazeyi İstanbul'a getirecek parayı bulamadı. Bu nasıl kasa? Efendim, tüm bu açıklamaları yaptığınızda bir yandan da şöyle şeyler var. Hem mahkemenin elinde bazı belgeler var, hem yansıyan bazı belgeler var, hem bazı konuşma kayıtları da yansıdı. Diğer taraftan da seçilmiş bir iktidara yönelik, o iktidarı başka yollardan devirmeye yönelik bir takım iddialar ve girişimler olduğu da ortaya çıktı. Yani bir yandan Ergenekon örgütü mahkemenin kararıyla tescillenmiş oldu. Sizin bir açıklamanız vardı. Nerede o örgüt, gidip o örgüte üye olacağım demiştiniz. Çok sayıda da mesaj geldi. Evet. O açıklamanızın bugün hala arkasında mısınız? Arkasındayım. Bir, darbe kimden gelirse gelsin karşıyız. Demokrasilerde darbe olmaz. Bunu bir sefer bir tarafa yazalım. İki, yargılanan o örgütün, yani bu bağlamda yargılanan o örgütün öyle bir örgüt olmadığını ben gayet iyi biliyorum. Çünkü bu insanlar hayatları boyunca yan yana gelmemişler. Şimdi hayatımız boyunca yan yana gelmedik. Hiç telefonla konuşmadık. Dünyalarımız da farklı ama ikimiz aynı örgütün üyesiyiz. Olmaz. Can Dündar'ı çağırdı yargıç, değil mi? Ergenekon konusunda araştırma, ciddi araştırma yapan gazeteci arkadaşlarımızdan birisi. Ne söyledi Sayın Can Dündar? Bu Ergenekon, burada görüşülen Ergenekon, benim kitabımda yazdığım Ergenekon değil dedi. Bu işin uzmanı söylüyor, araştıran kişi söylüyor. Bakın Hande Hanım, hükümete karşı darbe girişiminde bulunmak bu suçtur. Bütün demokrasilerde suçtur. Bunu ister askerler yapsın, ister asker dışı güçler yapsın. Hiç önemli değil. Suçtur. Yasalarda yeri vardır. Yargılarsınız, cezasını verirsiniz. Buna hiç itirazım olmaz. Ama bu davanın içine kalkar Türkan Saylan'ı koyarsanız kimse kusura bakmasın. Bu dava o dava değildir artık. Efendim, siz açıklamalarınız nedeniyle, gösterdiğiniz tepki nedeniyle eleştiriliyorsunuz. Bir isim var ki o da tepki göstermediği için eleştiriliyor. Necdet Özel, Genelkurmay Başkanı'na, Sayın Eski Genelkurmay Başkanı'nın sitemi oldu. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Hem İlker Başbuğ'a verilen ceza hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem de onun sitemi ve Genelkurmay Başkanı'nın işte sessiz kalışına yönelik sitemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi İlker Başbuğ, kimin döneminde yükseldi? Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı'na kadar geldi. Ne diye müebbeten hapsedildi? Terör örgütü üyesi diye. Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı, devletin bütün sırlarına vakıf,
Ama aynı zamanda terör örgütünün bir üyesi. Elinde silah var. Ve bu terör örgütünün üyesi her hafta başbakan ve cumhurbaşkanı ile konuşuyor. O zaman şunu yapmak gerekiyor. Siz bir terör örgütü üyesini devletin en kilit noktasına getirirseniz başbakan olarak sizin yargılanmanız gerekmez mi? Hiçbir şey olmasa terör örgütüne yardım ve yataklıktan sizin hakkınızda dava açılması lazım. Siz kalkıp başbakan bir, değil mi? Başbakan. Başbakan. Cumhurbaşkanı, başka kim atadı? Başbakan atadı. Şimdi siz kalkacaksınız o zaman diyeceksiniz ki bunu Genelkurmay Başkanı yapan, devletin en kilit noktasına getiren, bütün sırlarına, devletin bütün sırlarına vakıf olan bir kişiyi getiriyorsunuz, bu teröristi getirip bütün bu bilgilerle donanmasını sağlıyorsunuz. Devletin en hassas bilgilerini buna veriyorsunuz. Kusura bakmayın, siz terör örgütüne yardım ve yataklıktan mahkum olacaksınız. Niye bunu demiyor savcılar? Söylemesi lazım. Değil mi? Savcı niye demiyor bunu? Çünkü bu örgüt o örgüt değil. O da, o savcı da bunu çok iyi biliyor. Burada kurulan bir mizansendir. Pek çok insanı bir araya getiriyorlar. Burada bir hesaplaşma yapılıyor. Bu hesaplaşmayı biraz bize açar mısınız? Yani iktidar mı? Ya da kim kiminle nasıl hesaplaşıyor? İktidara karşı olanlar ve ortak paydaları bu diyelim. Veya geçmişte iktidarın hesaplaşmak istediği de hesap soramadığı kişileri alıp buraya koyuyor. Bakın yine bir AKP'li şunu söylüyor. Birisine kızdığı zaman sanatçı Mehmet Ali Bey için söylüyor. Bugünkü tweet'i Alabora söyleyeceksiniz söylüyor. Herhalde. Onun yeri de Silivri diyor. Ne demektir bu? AKP'ye karşı olanların yeri Silivri'dir diyor. Bunun Türkçe tercümesi bu. Nasıl bunu söyleyebilirsiniz? Çünkü Silivri böyle bir yapı içinde ele alındı, değerlendirildi. Keşke sadece orada darbe teşebbüsünde bulunanlar yargılansaydı, hukuk ihlali edilmeden, ama normal mahkemelerde yargılansaydı hiçbir sorunumuz kalmazdı. Biz de derdik ki darbe yapanları, kardeşim kusura bakma, bu ülkede darbe yapmak suçtur, sen bu suçu işledin. Şimdi kim darbe yapıyor, kim yapmadı, böyle bir şey var mı yok mu? Karma karışık ortalık. Karma karışık. Size bu açıklamalarınızdan dolayı Kemal Bey bir takım işte yakıştırmalar da yapılıyor. İşte darbeci diyenler var, darbecileri koruduğunuz diyenler var ve geçmişte hani Cumhuriyet Halk Partisi ordu el ele, evet. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara şeklinde bir takım yakıştırmalar da var. Siz de bunu biraz önce zaten bence CHP Genel Başkanı lideri olarak 27 Mayıs'la ilgili ciddi bir bence öz eleştiri yaparak ifade ettiniz. Yani sanki sizin duruşunuzla partinin geçmişteki duruşu arasında fark mı var? Yani ve size bu darbeci yakıştırması hakkında ne diyorsunuz? Hüseyin Bey, darbelerden en çok mağdur olan parti biziz. Gerçekten biziz. 27 Mayıs darbesi öncesine bakın, CHP'nin iktidara en yakın olduğu tarihtir. %41 oy var. Evet, darbe yapıldı ve CHP iktidar olamadı. Ki ilk hedefler beyannamesi yayınlanmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargının bağımsızlığı, üniversitelerin özelliği, o ilk hedefler beyannamesinde vardı. 1958. Evet, ama maalesef darbe yapıldı ve biz iktidar olamadık. Geçelim 12 Mart, 12 Eylül. Yine böyle CHP'nin yükselişe geçtiği tarihlerde hep darbeler yapıldı. Sayın Baykal anlatmıştım. 3 veya 4 arkadaş Adana'ya doğru gidiyorlar seçim propagandası sırasında. Yolda darbe yapıldığı öğreniliyor. Ve diyor biz ağlayarak Ankara'ya döndük. Ağlayarak. Nasıl bu darbe yapıldı diye. İnönü'ye çıkıyorlar. 12 Eylül darbesi için mi? 12 Mart mı? 12 Mart. Çıkıyorlar İnönü'ye. Yeni kurulacak hükümete bakan vermeyin diyorlar. Ecevit Genel Sekreter. Fakat o ortamda İnönü Nihat Erim'in bakan olarak atanmasına ses çıkarmıyor ve şey veriyor, bakan veriyor milletvekili olarak. Bülent Ecevit ve arkadaşları istifa ediyorlar. Aslında CHP'nin tavrı o tarihten itibaren değişmiştir. Hiçbir zaman darbe istemedik.
Hiçbir zaman darbeden de yana olma. En çok mağdur olan parti. Genel başkanımız hapse atıldı. Mal varlıklarımıza el kondu. Ama biz şunu yaptık Hüseyin Bey. Biz intikamcı bir düşünceyle hiçbir zaman yola çıkmadık. Geçmişi hep unutmaya çalıştık. Niye darbe oldu, şu oldu, bu oldu? Ses de çıkarmadık. Keşke ses çıkarsaydık. Keşke daha fazla bağırsaydık. Keşke mağdur edebiyatı yapsaydık. Belki tablo farklı olurdu. Biz mağdur edebiyatı yapmadık. Çünkü şöyle düşündük. Partinin hala vardır o düşüncesi. Devletin kurumlarına saygılıyız ama orada hata yapan insanların yargılanması gerekir. Örneğin ordu bizim ordumuz. Peygamber ocağı demiyor muyuz? Peygamber ocağı diyoruz. Ama ordunun moral değerlerinin bozulması doğru mu? Hayır, asla. Orduyu ordu yapan onun moral değerleridir. Onu desteklememiz lazım, güçlendirmemiz lazım. Ama kendi görevi çerçevesinde o siyasete kesinlikle girmemeli. Atatürk de buna izin vermemiş. Dönemin genelkurmay başkanı milletvekili olmak isteyince ya genelkurmay başkanı olacaksın ya milletvekili, ikisi aynı anda olmaz demiş. Kesmiş atmış bu tarafa. Şimdi biz kendimizi anlatamadık. Yeteri kadar da anlatamadık. Yoksa darbe en büyük zararı gören genelkurmay, affedersiniz, genel başkanlara hapse giren bir parti nasıl darbeyi savunur? Bir dönem işte CHP eşittir ordu eşittir iktidar. Hiçbir zaman olmadı ki bizim iktidarımız. Hiçbir zaman olmadı. Deniz Gezmiş'in asılışına biz karşı çıkmadık. Askeri darbe döneminde o faili meçhuller vardı. Dünya kadar. Peki, pek çok CHP il başkanı öldürüldü. Şimdi biz nasıl darbeleri savunuruz? Bu öz eleştirileri belki de kamuoyu da ilk defa duyuyor. Evet. Bence bunlar çok tarihi açıklamalar. Evet. Peki CHP'nin kendisini anlatamamasını, yani siz neye bağlıyorsunuz? Niye CHP bu darbelere, muhtıralara karşı olmasına rağmen böyle bir algı var toplumda? Yani bu bir karalama mı? Bu algıyı paylaşıyor musunuz? Böyle olduğuna inanıyor musunuz? Böyle bir algı var. Alo. CHP sanki darbeleri savunuyormuş gibi bir algı var. Aslında o kadar çok yanlış algılar var ki Hüseyin Bey. Sadece bu değil ki. Bir algı değil ki. CHP'nin kadroları dediğim gibi geriye dönüp bir hesaplaşma sürecini hiçbir zaman yapmak istememişlerdir. Hep geleceğe bakmışlardır. Geçmişi bir tarafa, tarihçilere bırakmışlardır. İktidara gelenler, yani düşenler sağ iktidar olduğu için ordu tarafından, siyaset meydanında orduyu suçlama yerine CHP'yi suçlama kolaylığını bulmuştur. Bunlar yaptı darbeyi diye. Bizimkiler ne kadar derse desin, ya darbeyi biz yapmadık kardeşim, onlar oradaydı dese de sonuçta böyle bir algı toplumda güçlü yaratılmıştır. Oysa mağdur olan biz, iktidardan alıkonulan biz, hapse giren biz, tutuklanan biz, faili meçhul olan biz, işte az önce söylediğiniz Ecevit'e suikast yapılması, bütün bunların hepsi oldu. Ama dediğim gibi böyle bir algı var. Ama bu algıyı nasıl değiştiririz? Belki o uzmanların işi, belki bir tarihi daha derinden okumak lazım. Hatta şu da var mesela, rahmetli Menderes ve arkadaşların idamı öncesinde İnönü'nün mektubu vardır. Bu idamları yapmayın, yazıktır. O dönemin siyasi parti genel başkanlarını toplayıp üçlü mektuplar yazılmıştır. Cemal Gürsel'e bu idamları yapmayın, bu siyasi idamlardır. Bunlar toplum unutmaz bunları. Ondan sonra İnönü bizzat kendisi tekrar bir mektup yazmıştır. Menderes'in ailesi İnönü'yü ziyarete gitmiştir. O beraber o girişimlerde bulunulmuştur. Ama dediğim gibi algı hep farklı olmuştur. Kendi tarihimizi ve CHP'nin tarihini gerçekten objektif inceleyenler bu gerçekleri görüyorlar. Yaşıyorlar bu gerçekleri. Belki şu olmuştur. Siyasi rakiplerini CHP oradan gelen eleştirilere karşı bir savunma içgüdüsüyle hareket etmiş olabilir. Yani ben o bölümü çok böyle özel bir tartışma alanı haline getirmek istemiyorum. Çünkü onları oturup ayrıca o günün gazetelerini, düşünürlerin yazılarını falan okuyup değerlendirmek. Teşekkür ederim. Sayın Haberal bırakıldı. Sayın Balbay 34 yıla mahkum edildi. Sizi şaşırttı mı? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? İki milletvekiliniz vardı. Daha doğrusu üç milletvekiliniz vardı. Şimdi ikisi dışarıda, biri içeride. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sayın Haberal için özel bir hedefiniz
planınız var mı? Cumhurbaşkanı olacağı söyleniyor. Adayınız yani. Cumhurbaşkanı adayınız olacak. Biz Cumhurbaşkanı adayı diye lanse etmek çok doğru değil. Yani daha önümüzde uzun bir süreç var. Gelişmeler neyi gösterir? Onu hep beraber görmemiz gerekir. Bakmamız gerekir. Ben uzun tutukluk sürelerinin bizim demokrasimize yakışmadığını defalarca dile getirdim. Sadece ben değil, bu ülkenin cumhurbaşkanı dile getirdim. Bu ülkenin başbakanı dile getirdim. Bu ülkenin parlamento başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı dile getirdi. Bunlar yanlıştır dedi. Avrupa Birliği yetkilileri dile getirdi. Avrupa Parlamentosu dile getirdi. Uluslararası insan hakları örgütleri dile getirdi. Yapmayın bunu dediler. Biz açıklıkla buyurun gelin bunları değiştirelim dedik ama maalesef olmadı. Gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği içindir ki bizim demokrasimiz Batı'nın gözünde hibrit demokrasi olarak algılanıyor. Yani gerçek, sağlıklı, tutarlı bir demokrasi değil. Önümüzdeki süreç içinde gerçekten de bir yasal düzenleme yapılacaksa bu konuda biz her türlü desteği vermeye hazırız. AKP ile imzaladığımız bir protokol var zaten tutuklu milletvekilleri dolayısıyla. Aslında o protokolün gereği şu ana kadar yapılmadı. Söz verildiği halde yapılmadı. Umuyorum önümüzdeki süreçte hani bir demokratikleşme paketi gelecek deniyor. Gelir de bu uzun tutukluk süreleri biterse daha sağlıklı bir yapı ortaya çıkmış olur diye düşünüyorum. Hiç temasınız oldu mu bu konuyla ilgili son dönemde parti olarak, iki parti olarak? Anayasa Mahkemesi bakın 10 yıllık süreyi iptal etti. Bizim başvurumuz üzerine. 10 yıl tutukluk olur mu Allah aşkına? İptal etti. Gidin hangi hukukçuya sorarsanız sorun. Bugün bir kişinin 5 yıllık süreyi, tutukluk süresini dolduran bir kişinin bir gün dahi hapiste kalması suçtur. Çünkü insan hakları çok önemlidir. İnsan hakları tartışma konusu olmaz. 5-10 yıllık süre iptal edilmişse uzun tutukluk süresi artık 5 yıldır. Yeni bir parlamentoya bir süre veriyor. Anayasa Mahkemesi yeni yasal düzenleme yapmak için. Bir yıl. Tutuklular için verilmiş bir süre değil o. Parlamentoya verilmiş bir süredir o. Parlamento ister bugün isterse hiç yapmaz. İki parti arasında bir temas oldu mu hiç bu konuda? Yani grup başkan vekilleriniz aracılığıyla ya da milletvekilleriniz aracılığıyla iktidar partisi. Şu anda parlamento tatilde ama biz eğer bu konu çözülecekse parlamentonun yarın da toplanmasını isteriz. Orada... Yani Anayasa Mahkemesi kararını gereğinin süratle yerine getirilmesini isteriz. Çünkü bir kişinin hapiste olması doğru değil. İnsan haklarına aykırıdır. Parlamentonun toplanması demişken Sayın Haberal'ın yemin etmesi konusunda neden acaba CHP bir çağrıda bulunmadı 110 milletvekiliyle? Çünkü hani siz en başında da milletvekilleri tutuklu olduğu için boykot etmiştiniz. Hani bugün de sanki öyle bir beklenti vardı Haberal için meclis olağanüstü toplantıya çağrılır diye. Olağanüstü bir olay olduğu zaman parlamento toplantıya çağrılıyor. Sayın Haberal'ın yemin etmesi olağanüstü bir olay değil, olağan bir olaydır. Dolayısıyla 1 Ekim'de parlamento açılırsa o da kürsüye çıkar, yeminle eder. Yani bir sorunumuz yok orada. Bu konuda siz zaten milletvekili haklarından hapisteyken de yararlanıyordum. Siz uzun tutukluluk diyorsunuz ama milletvekilleri için şu anda bir hüküm verilmiş durumda. Yani artık insanlar uzun tutukluluk değil de aftan bahsediyorlar. O bir kesin, afla. Kesin bir Yargıtay aşaması var biliyorsunuz. Yani evet. O kesin bir kesin mahkeme kararı. Yani kesin hüküm değil o. Genel affa bakışınız çünkü bu konuşulmaya başlandı da bir süredir. Ben Türkiye'de genel af koşullarının oluştuğunu sanmıyorum. Koşullar nasıl oluşur? Çünkü bu açıklamanızı daha evvel de yaptınız yanılmıyorsam. Öngörecek bir durum yok dediniz. 2011 seçimleri öncesinde Tunceli'deki bir konuşmanızda yine genel af konusu geldi. Bu konu konuşulabilir, tartışılabilir demiştiniz. Toplumsal mutabakat varsa demiştim. Evet, cümlemin başlangıcı öyleymiş. Toplumsal mutabakat varsa bu oturulur konuşulur ama şu aşamada daha bugün için bir toplumsal mutabakattan söz etmek şey değil, doğru değil. Yok öyle bir ortam yok. Böyle bir mutabakat olursa evet. CHP'nin tavrı mutabakat doğrultusunda mı olur? Mutabakat doğrultusunda olur tabii. Eğer bu konu başlığında bir sorunuz gelen sorulardan bir tanesi vardı. Size eleştiren bakanlar da var bu konuda. Yani yaptıklarınızı az bulanlar var. Neden mesela Silivri'de milyonluk bir miting yapmıyor Sayın Kılıçdaroğlu diye soru soranlar vardı bugün soru gönderenler arasında. Acaba eksik bulanlara ne düşünüyorsunuz? Yani yaptıklarınızı eksik bulanlara siz içeriden o insanları çıkarmak için daha ne yapabilirdiniz? Yani siz üzerinize düşeni yapmadığınıza inanıyor musunuz? Ya da yaptığınıza inanıyor musunuz?
Bir dava vardı, görülüyordu, bir mahkeme vardı ve biz o mahkemeyi de Silivri'yi de olağan bir mahkeme olarak görmedik. Olağanüstü bir mahkemedir. Meşru bir mahkeme olarak görmedik. Kararları da meşru bir karar olarak görmedik ve değerlendirmedik. Hatta ben Silivri toplama kampı demiştim oraya. 1942 Almanya'sının 2013 Türkiye versiyonudur bu. Dolayısıyla burada adalet yoktur. Adalet kavramı o kadar çok yıprandı ki Utku Bey. Çıkalım sokağa, soralım. Mahkemeye yolunuz düşerse adaletin sağlanacağına inanıyor musunuz? Yurttaşların çoğu hayır, adalete inanmıyorum diyor. Bu hale biz getirdik. Yani biz getirdik derken bu hale getirenler ülkeyi yönetenler. Siz kalkıp yargıyı siyasallaştırırsanız böyle bir tablo çıkar ortaya. Hakime gitmeye gerek yok, il başkanına giderim. İl başkanı benim davamı çözer diyor. Böyle bir tablo olabilir mi? Hani yargı kutsaldı, yargıda adalet vardı, vicdan vardı, gidecektiniz oraya. Ben ne kadar haksızlığa uğrarsam da hakkımı arayabileceğim mahkeme var, hakim var diyebilecektik. Bunların tamamı yok oldu. Biz tepkimizi büyük mitingler yaparak tepki göstermeyi çok şey görmedik, yani makul görmedik. Sonuçta toplumun vicdanı bu kararları kabul etmiyorsa bana göre en büyük miting orada yapılmıştır. Evet. En büyük gösteri oradadır. Yani bu toplum konuda bunu kabul etmiyor. Toplumun her kesiminden, bırakın yani kendi toplumumuzu, Türkiye'yi, dünyadaki bütün saygın kuruluşlardan, hukuk kuruluşlarından, burada yapılanların, yani mahkemede verilen kararların makul olmadığını zaten açıkladı. Bu konuda yoksa efendim diğer önemli başlık yaklaşan yerel seçimler. Zaten çok sayıda da soru geliyor ama evet. İki çarpıcı açıklamayla başlayalım isterseniz. Gürsel Tekin, Sarıgül CHP'ye gelecekse bir karar verip açıklasın artık, tartışmalara sebebiyet verilmesin dedi. Evet. Bir anlamda da Gürsel Tekin'in de tabii İstanbul için adı geçiyor. Diğer taraftan Sarıgül'de koltuk peşinde koşmayız, yurttaşlar nerede kimi görmek istiyorsa orada oluruz dedi. En merak edilen konu başlığı, Sarıgül CHP'ye geliyor mu, görüştünüz mü, İstanbul adayınız Sarıgül'de? Evet. İzin verirseniz Hande Hanım, adalet neden güven kaybetti? Tipik bir örneğini vereceğim size. Deniz Feneri davası. Bu dava gerçekten de toplumun vicdanını kanattı. Kurban parasını, yoksullara yardım için verilen paraları yiyenler. Yani kısa süre mahkemelerde tutuldular. Bunlar nezdinde arama yapılırken bile mahkeme kararı önceden bunlara duyuruldu, siz de arama yapılacak önlemini alın diye. Onlar bile yapıldı. Yani kul hakkını yiyenlerden hesap soracağım diyenler, kul hakkı yiyenlere kalkan oldular. Hangi adalete güveneceksiniz? Bu davayı soruşturan savcılar yargılandılar, niye bu soruşturmayı yapıyorsunuz diye. Hangi adalet? Yani o kadar ciddi bir kanama var ki adalette, toplumda müthiş bir güven kaybı oluştu. Bunu yeniden tamir etmemiz lazım. Yeniden tamir et. Nereden başlayarak? Hukuk fakültelerinden başlayarak. 4 yıllık hukuk fakültesi olmaz. Yeni hukuk fakültesinden mezun olacak, hemen göndereceksin. Git orada deneme, sınava yöntemiyle adalet dağıt. Olmaz. Yeniden ele almak lazım. Yeniden inşa etmek lazım hukuku ve adaleti. Çünkü adalet kavramı çok soylu bir kavramdır. Bunun yıpranmaması lazım. Herkesin bu konuda çok dikkatli konuşması lazım. Ama bugün yapılanlar tam anlamıyla bir felakettir. Bu konu İstanbul. Evet, İstanbul ve Sarıgül'e devam edelim. Evet. Aslında hani bu parantezi kapatmıştık ama tam evet. Yeri geldi Kemal Bey. Bu adalet meselesi Türkiye'de geçmişten bu yana çok tartışmalı. Evet. Ve bir taraftan Ergenekon davasında, Balyoz davasında, evet. Diğer taraftan KCK davalarında, evet. Da benzer tartışmalar yürüdü. Hükümet zaman zaman yasama, yürütme, yargının bağımsız olduğunu söylüyor ve yargının verdiği kararlara hükümetin müdahale olmadığını söylüyor. Siz burada siyasetle yargı arasında bir çelişki, çünkü bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Böyle bir şey var mı? Yani sizin bir hissiyatınız ya da böyle bir duyumunuz? Siyasetle yargının ayrı olması lazım. Ayrı erkler olduğu için yasama, yargı, yürütme. Eğer yargı gerçekten bağımsız ve tarafsızsa
siyaseti denetliyor, diğer kanadı da denetliyor, yürütmeyi de denetliyor, yasamayı da denetliyor. Yasama da diğerlerini denetliyor, yürütme de diğerlerini denetliyor. Güçlerin denk olması lazım. Aradığımız temel norm bu. Güçler denkse, birbirini denetliyorsa sağlıklı bir demokrasiyi inşa etmişiz demektir. Şimdi özel yetkili mahkeme derken ben sadece Silivri'yi kastetmiyorum bakın. KCK davaları için de aynı şeyi söylüyorum. Özel yetkili mahkeme olmaz. Doğru değil bunlar. Ben Batman'da şu konuşmayı da yaptım. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanının hapse atılmasını doğru bulmadım. Gider bir dahaki seçimde kaybeder. Siz halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanını tutup içeri atacaksınız. 3 gün sonra serbest bırakacaksınız. Sonra ben işte yargı görevini yaptı diyeceksiniz. İçeriye alınması da serbest bırakılması da siyasi otoritenin isteği üzerine oluyor. Niye birbirimizi kandırıyoruz? Bunu hepimiz biliyoruz. Ama orada aynı noktada çok affedersiniz. Küçük bir parantez açmak isterim. Hani bu konuyu da artık bağlamak bağlamında. Tabii. Hani bu 7 Şubat'ta MİT müsteşarını savcıların çağırması ve bunun başbakana yönelik de, yani başbakanın zaman zaman bu konuda sistemleri oluyor. Yargı bağımsızdır. Bize karşı da, benim müsteşarıma karşı da böyle bir hamle oldu şeklinde değerlendirmeleri var. Bir sefer yargı değil, çağıran savcı, hakim değil. Savcı siyasi otoritenin adamıdır. Yani devletin savcısı, iddia makamıdır. Kamu adına davayı açar zaten. Kamu adına davayı açmıştır. Olay yargıya intikal etmiş değildir. Ama orada bile başbakan tahammül edememiştir, özel yasa çıkarmıştır. Benden izin almadan onu kimse çağıramaz diye. Peki özel yasa yine vardı. Genelkurmay başkanlarını Anayasa Mahkemesi yargılayacaktı. Evet. Niye o yapılmadı? Çünkü bir kişinin iki dudağından çıkan bir talimat, bir emir, bir talep devlet erkinde olduğu gibi yerine getiriliyor. Bu ister savcı olsun, ister yargıç olsun, ister vali olsun, ister kaymakam olsun. Sorunumuz da bu zaten. Yani o güçler ayrılığı çalışmıyor. Ben şunu da çok iyi biliyorum. Yasa, yargı kararı var, uygulanması lazım. Parlamentodan AKP yasa çıkardı, yargı kararı uygulanmasın diye. Yani demokrasilerde var mı böyle bir şey? Hayır, ama bizde var. Neden? Çünkü yürütme organı yasamayı kontrol ediyor. Benim orada çoğunluğum var. Ben istediğimi yaptırırım diyor ve istediğini yaptırıyor. Çünkü parlamentodaki milletvekili başbakanın aksine oy kullanırsa bir dahaki seçimlerde seçilemeyeceğini biliyor. Peki biz ne diyoruz? 12 Eylül döneminde çıkan yasaların değişmesi lazım demokrasi istiyorsak. Darbe hukukunun arkasına saklanılmaz. Siyasi partiler yasası lider sultasını getirmiş. Değiştirelim. Ben değiştirmem diyor. %10 seçim barajını kaldıralım. Ben kaldırmam diyor. O zaman sormamız gerekmiyor mu? Nasıl demokrasın sen? Yani demokratsan askeri darbe döneminde çıkan ve bizim demokrasimizi, çok özür dilerim, idiş eden o düzenlemeleri bizim kaldırmamız lazım. Gelecek demokrasinin önünü açmamız lazım. Destek verecek misiniz? Efendim? Gelecek bir demokratikleşme paketi var. İçeriğine göre aynı şeyleri söylüyorsanız ki bazısı yansıyor, destek verecek mi CHP paketi? Türkiye'nin demokratikleşmesi ve özgürlüğün daha fazla gelmesi için her türlü desteği, desteğe CHP hazırdır. Kimsenin endişesi olmaz. Şimdi süre sebebiyle müsaadenizle üçüncü kez girişimde bulunmam ama Sarıgül ve yerel seçimlerle devam edersek. Sayın Sarıgül, Şişli Belediye Başkanı, kendi penceresinden oldukça başarılı bir belediye başkanı. Partimize gelme konusunda herhangi bir başvurusu yok. Partimizin dışındaki bir kişi. Onunla ilgili olarak bizim, hele benim genel başkan olarak şöyle veya böyle yorum yapmam da doğru değil. Zaman zaman gazeteler yazıyor, Sarıgül CHP'ye gelecek diye. Kendisinin bir açıklaması oldu. Ben gelirsem 3000 küsür kişiyle gelirim. Ben de şu açıklamayı yaptım. Niye 3000 de 5000 değil? 5000 kişiyle gelin, 10000 kişiyle gelin. Ama gelin diyorsunuz. Efendim? Zaten. Ama gelin. Gelecekse tabii. Yani biz kimsenin önüne duvar örmeyiz. Partimize gelmek istiyorsa elbette bizim partimize gelir.
partimizin üyesi olur. Ondan sonra biz ancak bu konuları tartışabiliriz. Yani Anakent Belediye Başkanı adayı olur mu olmaz mı? Bu daha sonraki bir aşama. Efendim, ama ilk aşamayı tamamlaması lazım. Biraz daha net olabilir miyiz? Çünkü biz duyuyoruz partinize yakın isimlerden, partinizin içindeki isimlerden aracılarla konuşuluyor vesaire. Yani o mu ben gelmek istiyorum diyecek, yoksa siz mi gelin adayımıza diyeceksiniz. Yani bu çok zor bir soru değil aslında. Yani ya da siz neden ilk adımı atmıyorsunuz? Madem anketlerde ön planda çıkıyor. Çünkü ben sizin geçmişte demeçlerinizi hatırlıyorum. Yani bize İstanbul'u kazandıracaksa eğer, hatta gerekirse koltuğum pahasına ben teklif ederim, hiç çekinmem dediğinizi ben hatırlıyorum sizden duyduğumu. Utku Bey, Sayın Sarıgül'ün önce partimize gelmesi lazım. İşte o teknikaliteyi nasıl çözeceksiniz? Hayır, bu tekniğin ötesinde hukukun öngördüğü bir kural. Kural da şu, partimizin üyesi olması için parti meclisinin karar alması lazım. MYK kararıyla olmuyor. Parti meclisinin karar alması lazım. O nedenle başvuru yapılması ve parti meclisinde bu yönde bir üyelik kararı alması lazım. Yani ben doğru anlasam onun başvuru yapması lazım. Siz evet, buyurun gelin bizim adayımız olun. Adayımız olun erken. Üyemiz olun. Üye, tabii, üyemizin üye olması lazım. Yani bir kişinin partiden milletvekili, belediye başkanı, il genel meclis üyesi, belediye meclis üyesi olması için partinin üyesi olması lazım. Bakın mesela bir muhtemelen partiniz olabilir, bilemiyorum. Bizim izleyicimiz Murat Ersan diyor ki bu belirsizlik zarar veriyor CHP'ye diyor. Zarar vermez. Zarar vermediğini düşünüyorsunuz. Zarar vermez. Evet. Gürsel Bey'in açıklamalarını nasıl görüyorsunuz? Aslında karşılıklı diyalogları ben doğru bulmuyorum. Yani sonuçta Sayın Sarıgül bazı açıklamalar yapıyor. Bizim arkadaşlarımız da karşı açıklamalar yapıyorlar. Hiç gerek yok. Tartışmalara da gerek yok. Yeri zamanı gelir. Taşların hepsi oturur yerine. İstanbul için gönlünden adaylık geçen çok herhalde. Var tabii, evet. Evet, vardır. Siz İstanbul isim, önemli bir yer. Başka, doğal olarak bu partinin lideri olarak başka isimler konusunda nabız yokluyor musunuz? Hala nabız yoklamanın ötesinde doğrudan veya dolaylı talepler var. Onları değerlendiriyoruz tabii. Değerlendiriyoruz. Peki yerel seçim için CHP'nin hedefi nedir Kemal Bey? Neyi başarı sayacak? Yüzde kaç oy ya da hangi büyük şehirler alınırsa ya da hangi vilayetler alınırsa bu başarı ya da başarısızlık sayılacak? Doğrusunu isterseniz başarının ölçüsü tabii genel seçimlerde iktidar olmaktır. Yani orayı yakalamaktır. Yerel seçimlerde de olabildiğince çok sayıda belediye başkanlığını kazanmaktır. Bütün siyasal partilerin ortak hedefi budur. Bizim hedefimiz de budur. Bu hedefi gerçekleştirmek için biz çalışıyoruz. Diğer partilerden çok önce başladık biz. Bir yıl önce başladık biz çalışmaya. Parti içinde de sandık bazında sandık çevresi örgütlenmesi yapıyoruz. Yeni bir örgütlenme türüdür o. Her sandık çevresinin nasıl örgütlenmesi gerektiği, kararların nasıl alınması gerektiği yönünde çalışmalar var. Bugün bizim intranet sitemize bir parti yetkilimiz girdiği zaman, örneğin Ankara 715 numaralı sandığın önce haritasını görür. Ha. O sandık çevresinde oturanların adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yerleri, onların tamamını görür. Yine o sandık çevresinde CHP üyesi var mı yok mu onu görür. Yine o sandık çevresinde CHP gönüllüsü var mı yok mu onu görür. Yani birbirlerini tanımış olurlar. Yine o sandık çevresinde bir önceki seçimde kullanılan oyların dağılımını görür. Ve bizim her sandık çevresinde en az iki üyemiz ya da iki gönüllümüz var. Bunlar o sandık çevresindeki her eve gitmek durumundalar. Her evle konuşmak durumundalar. Yine bizim sistemimize girildiği zaman kendi apartmanınızı görebilirsiniz. Orada kimlerin oturduğunu, kendi evinizde kimlerin oy kullandığını gerçekten
siz misiniz yoksa başkaları mı sizin adresinizde gösterilmiş? Bunların tamamını görme imkanınız var. Biz bunun tümüyle altyapısını oluşturduk. Hiçbir siyasal partide yok bu. Yani çok ciddi bir çalışma içindeyiz ama sessiz, derinden, sakin bir çalışma tek yapıyoruz. Tek başınıza mı? Niye şimdi tek başınıza derken şöyle aslında hayır, daha açık bunların sorayım. Tamamını hayır, keşke... parti olarak tek başınıza mı yerel seçimlerde? Şunun için soruyorum. Aslında tabii Utku'nun haberi bugün ama evet. Pek çok yerde de konuşuluyor. Ve çok sayıda da soru geliyor. Şimdi 3 Ağustos günü genel merkezde İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Hasan Basri Özbey ile görüştünüz. Evet. Ve ağırlıklı olarak CHP-MHP İşçi Partisi Seçim İttifakı senaryosunun konuşulduğu ama sizin nazik bir biçimde kapıyı kapattığınız iddiası var. Dolayısıyla CHP Seçim İttifakı'na kapıyı kapattı mı? Yoksa hiç açmadı mı zaten? Bütün siyasal partilere saygımız var. Ne diyor hukuk? Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır diyor siyasal partiler. Siyasal partiler zaman zaman işbirliği yapabilirler. Farklı dünya görüşlerini paylaştıkları için işbirliği yapmaktan vazgeçebilirler. Bunların hepsine saygılıyız. Ama biz bir kutuplaşma siyasetinin doğru olmadığına inanıyoruz. Yani AKP ve karşıtları gibi mi efendim? Ya da öyle mi? Nasıl yorumlanırsa yorumlansın. Yani böyle oturalım, işbirliği yapalım, işte iktidardan devirmek için şunu yapalım. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Neden bulmuyoruz? Çünkü ben genel başkan olarak Türkiye'nin iyi yönetilmediğine inanıyorum. Türkiye'nin pek çok sorunları var. Hem içeride hem dışarıda. Bakın bütün komşularımızla kavgalıyız. İçeride ciddi sorunlarımız var. Türkiye'nin yeniden bir tamire ihtiyacı var. Adaletinden tutun ekonomisine kadar. Milli eğitiminden tutun tarımına kadar. Saman ithal eden bir ülke haline geldik. Yeniden halkına hesap vermeyi namusu görev kabul eden bir siyaset anlayışıyla, kul hakkını koruyan bir siyaset anlayışıyla, harcadığı her kuruşun hesabını halka vermekten onur duyan bir siyaset anlayışıyla Türkiye'nin yeniden tamire ihtiyacı var. Bunun için ben Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte oy vermiş. Doğru Yol Partili, Anavatan Partili, Milliyetçi Hareket Partisi'nden hatta İççi Partisi'nden bütün yurttaşlarımı CHP'nin çatısı altında bekliyorum. Gelin oy verin diyorum. Bir tamir dönemini beraber yapalım, beraber ayağa kaldıralım. Demokrasimizi güçlendirelim, bunları yapalım. Ve ben şunu da söylüyorum. Türkiye'nin tarihinde 3 büyük devrim vardır. Bir cumhuriyet kurulmuştur. Birinci devrim. Altında CHP'nin imzası vardır. 2 çok partili hayata geçilmiştir. Altında CHP'nin imzası vardır. 3 bu ülkeye sosyal demokrasiyi getirmiştir. Bir demokrasi de olmazsa olmazdır. Onun altında CHP'nin imzası vardır. 4 şimdi 4. büyük devrime ihtiyacımız var. Özgürlükler. Sağlıklı bir demokrasiyi kurmak zorundayız. Ve cumhuriyetimizi 1920'lerde kurduğumuz cumhuriyetimizi özgürlük ve demokrasiyle taçlandırmalıyız. Bunu yapmalıyız. Bunun için kavgaya zamanımız yok. Biz kavgasız, herkesi kucaklayan ama Türkiye'yi yeniden tamir etmek isteyen bir anlayışa sahibiz. Onun için şu partiyle işbirliği, bu partiyle işbirliği. Biz doğrudan doğruya vatandaşla işbirliği yapmak istiyoruz. Herkesi kucaklamak yerel istiyoruz. Yerel seçimlerle ilgili devam edelim çünkü iller bazında da çok soru geliyor. Var mı sorunuz? Yani bu konuda aslında biraz önceki 70'li yıllara örneğinize tekrar dönersek 70'li yıllarda Diyarbakır, Mardin, Malatya, Hatay, Trabzon gibi CHP'nin kalesi olan evet. Vilayetler vardı ve bu CHP'nin kaleleri tek tek el değiştirdi. Evet. CHP bu konuda bir öz eleştiri yapıyor mu? Biz Sivas'ı neden kaybettik? Hatay'ı neden kaybettik? Ve bu konuda CHP'nin bir yeni yol haritası ya da yeni bir, hani bir toplum sözleşmesi, toplumla kucaklaşma projesi var mı? Güzel bir soru. CHP neden oralarda kaybetti? Sebebi askeri darbeler. 1980 askeri darbesi. Diyorlar ya CHP darbeden yanadır. Geldi darbe. Bizim sosyal demokrasinin güçlü olduğu yerlerde tamamını budadı. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, gençlik kolları başkanlarımız hapislere atıldı, sürüldü, işkence gördü vesaire. Toplum mühendisliği yapıldı ve yeni bir toplum türü yaratıldı ortaya, kondu önümüze. Şimdi bizim
elbette oturup düşünmemiz gerekiyor. Biz bu ülkeyi kurarken hedef neydi? Çağdaş uygarlığı yakalamaktı. Ana hedef bu. Çağdaş uygarlığı yakalamaktı. Çağdaş uygarlık neyle yakalanır? Bilimle yakalanır. Düşüncenin özgürlüğüyle. Neden özgürlüğü savunuyoruz? Dördüncü büyük devrime ihtiyaç var diye. Özgürlük. Üniversiteleri özgür olmayan bir toplum geleceği yakalayamaz. Tartışma var biliyorsunuz gazetelerde. Efendim bir yabancı bilim insanı Müslüman dünyasının Nobel ödülünün niye azaldığını yönünde bir eleştirisi de oldu. Samuelson'un meşhur İksat kitabı vardır. Güneşe tapılan ülkede ısı kanunları iyi anlaşılmaz diyor. Her şeyi sorgulamak zorundayız biz. İslamiyet'in doğuşuna bakın. Avrupa'daki Rönesans'a bakın. O doğuş nedir? Bilime olağanüstü büyük kaynaklık yapmıştır. İslam dünyasının en değerli bilim adamlarını o yıllarda yetiştirmiştir. Avrupa karanlıktayken. O yıllarda İslam dünyasının ya bilim adamlarının yazdığı kitaplar tercüme edilip Roma'ya götürülmüştür. Rönesans öyle doğmuştur. Kaynaklığı yapan biziz. Peki şu soruyu sormamız lazım. Bugün onlar ileride, niye biz gerideyiz? İnançsa aynı inanç. Çünkü biz statik bir yapıyı yöneticiler topluma dayattılar. Düşünmeyeceksiniz, sizin yerinize ben düşüneceğim. Araştırmayacaksınız, sizin yerinize ben araştıracağım. Şimdi biz CHP olarak bu özgürlüğü açtığımız zaman emin olun müthiş bir gelişmeye imza atmış olacağız. Neden biliyor musunuz Hüseyin Bey? Bizim toplumumuzun yarısı genç. Başarıya aç bu gençler. Taşı sıksa suyunu çıkaracak. Fakat bu gençler işsiz. Üniversitelerimiz gerçekten YÖK olduğu sürece bu üniversitelerden bilim çıkmaz. YÖK'ü kaldıracaksınız. Üniversitelerde her türlü düşünce, bakın altını çiziyorum, her türlü düşünce özgürce tartışılabilmeli. Üniversiteler özgürlük alanıdır aslında. Orada bilim üretilmeli. Bunu yapmak zorundayız. Bir eleştiri var. Aslında bu öz eleştiriyi en çok yapması gereken, en çok özgürlükler, demokrasi vurgusu yapması gereken partiler, sosyal demokrat partiler ve Türkiye solcular, dünyada da böyle. Evet. Ama bu hani öz eleştiri, özellikle hani yeniden yerel seçim bağlamına dönersek, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bu öz eleştirileri yapıp buradan bir yeni bir yol haritası çıkartmak ve bu hani sizin bahsettiğiniz dördüncü dönem özgürlüklerin inşası konusunda size yapılan çok bir eleştiri de var. Yani sürekli bu tek parti dönemine dair bir eleştiri yapmadığınız ve o dönemin tarihsel mirasını hiç olmaması gerektiği biçimde sahiplendiğiniz şeklinde de bir eleştiri var. Bakın Hüseyin Bey, tek parti dönemi CHP'nin tarihi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi. Başka parti mi vardı? O Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Adnan Menderes de vardı, Celal Bayar da vardı, İsmet İnönü de vardı, Fevzi Çakmakpaşa da vardı. Yani bugünkü CHP ile o CHP aynı değil ki baktığınız zaman. O CHP sosyal demokrat değildi, bugünkü CHP sosyal demokrat. Şimdi bize diyorlar ki Cumhuriyet'in o dönemine niye sahipleniyorsunuz? Cumhuriyet'in o dönemi Cumhuriyet'i kurdu. Şimdi ben nasıl sahiplenmeyeyim Cumhuriyet'i kurmaya? Çok partili hayat geldi. Ben nasıl sahip çıkmayayım ona? Köy enstitüleri kuruldu. Nasıl sahip çıkmayayım ben? Şimdi o dönemde eleştirilmeyecek konular yok mu? Dünya kadar eleştirilecek konu da var. Biz her şey doğru yapılmıştır diye bir savı hiçbir zaman söylemedik. Ama şunu rahat söyleyebiliriz. Fransız devriminden daha az kanlı olmuştur o dönem. O dönemi kim tahlil eder, inceler? Bugünün sıcak siyasetinin konusu değil, onu bırakacaksınız. Tarihçiler oturacaklar, bütün ayrıntılarıyla girecekler, araştıracaklar, soracaklar, sorgulayacaklar. Bir mesele değil ki. Biz orada her şey doğru yapılmıştır, hiç asla hata yapılmamıştır. Yok öyle bir şey. Hiç öyle bir şey de söylemedim. Efendim, çok teşekkür. Bugünün siyasetçisi için sorun seçim kazanmak. Yerel seçimlerde başarının ölçütü nedir sizin için? Rakam olarak 35 mi? 40 mı? İstanbul mu? Bir şey daha söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Bakın o döneme zaman zaman şu eleştiri de gelir. Efendim niye çabuk demokrasiye geçmedik? Hemen seçimler yapılabilirdi. Tayyip Bey de sizi o konuda çok eleştiriyor. Evet.
Şimdi kendi tarihimizi bilmiyoruz. Okuma yazma oranı %3 civarında. Yani her seçim sandığına bir tane okur yazar adam bulamıyorsunuz. Bir sefer Ankara'dan Polatlı'ya gitmek bir gün. Siz Hakkari'deki seçim sandığını Ankara'ya ne zaman getireceksiniz? Bunlar hesaplanmadan, bilinmeden, o günün koşulları bilinmeden, sanki bugün de o gün varmış gibi olmaz. Yanlış üzerine düşünce inşa ediyoruz. Hata da buradan çıkıyor. Fahriye Rıfkı Atay'ın Çankayası var, meşhur kitabı. Anılarını anlatır. Der ki orada, biz giderdik Ankara garında beklerdik. Fötü şapkalı, kravatlı bir adam çıkarsa zorla getirir devlet dairesine memur yapardık. Derdi ki bu okur yazar birisidir diye. Böyleydi. Üniversite mezunu yoktu bile. Şimdi biz kalkıyoruz. Niye bu böyle olmadı? O günün koşulları ayrıydı. Yoktu o günün koşulları. Ama o günün koşullarında şu yapıldı. 1930'a kadar bu ülkenin parası yoktu. Merkez Bankası 1930'da kuruldu. 1921'de çocuk esirgeme kurumunu kurdular o insanlar. O insanlar neden babaları cephelerde şehit oldu çocukların? Şimdi biz buna mı hata diyeceğiz, yanlış diyeceğiz? Kendi uçağını yaptılar o insanlar. 1925'te Kayseri'de temel attılar, uçak fabrikasının temelini attılar. 1934'te Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya indi. Osmanlı'nın borçlarını son kuruşuna kadar ödediler. Şimdi ben o döneme nasıl kötüdür diyeceğim. Çok özür diliyorum efendim, süre sebebiyle çok sayıda soru geliyor. Ben evet, kısa yerel seçimlerle ilgili yanıtlarınızı alabilirsem. Ön seçim Sayın Deniz Baykal da gündeme getirdi. Evet. Ön seçim konusunda çok sayıda mesaj var. Ön seçim olacak mı? Şimdi 6 kişilik bir yerel yönetim komisyonumuz var. 6 MYK üyesinden oluşan. Bu komisyonumuz her seçim bölgesi için ne tür bir aday belirleme stratejisi belirlenecek onu saptıyor. Önce çalışmalarımızı milletvekili çıkaramadığımız illerden başlattık. Milletvekili çıkaramadığımız illerdeki il başkanlarımızı davet ettik. Onlarla beraber bir strateji belirleniyor. Şimdi bildiğim kadarıyla sıra Karadeniz'e geldi. Karadeniz'le ilgili de bir çalışma yapılıyor. Her seçim bölgesi için özel çalışma yapıyoruz. Bir, doğrudan bizim belirleyeceklerimiz var. İki, sadece üyelerin katılımıyla, parti üyelerinin katılımıyla bir ön seçim yapılabilir. Yargıç gözetiminde değil. Üç, sadece delegelerin katılımıyla bir ön seçim yapılabilir. Dört, hem ön seçim hem kamuoyu yoklaması, ikisi bir arada olan bir modelimiz de var. Yani dört ayrı şekilde adaylarımız belirlenecek. Ama bunlara Anakent Belediye Başkanları dahil değil. Onları daha dar bir kadroda sizle birlikte onları, belirlemem olacak. Nasıl onları olacak? Oturacağız. Belki kamuoyu yoklamaları yaparak belirleyeceğiz. Belki eğilim yoklaması yapabiliriz ama şunu soruyorlar. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir için Kemal Bey'in gönlünden geçen isimler belli mi? Bugün söylenir mi o? Söylenmez. Yani gönlümüzden geçen eğer genel bir ifade kullanılmak istenirse gönlümden geçen halkın en çok sevdiği adaylar. Mehmet Ali Alabora'yı aday gösterecek misiniz? Bu soru da çok geldi. Sayın Alabora siyaseti istiyor mu istemiyor mu onu bilmiyorum tabii. Değerli bir sanatçı, iyi bir sanatçı. Ama soruyu şöyle isterseniz ben değiştirerek kendime sorayım. Gezi olaylarını dikkate alarak partiye bir yön vermeyi düşünüyor musunuz? Evet. Nasıl olacak efendim? Yani konuştuğumuz isimler hep aynı. Bazı şehirlerde hep aynı isimleri konuşuyoruz. Yani siz Gezi Parkı'ndan sizler konuşuyorsunuz ama biz konuşmuyoruz. Yani Gezi Parkı'ndan ya da Gezi Parkı protestolarına karışan kişilerden adaylar çıkaracak mısınız? Bu adaylar görünür yerlerde olacak mı? Yani büyük şimdi şehirlerde, bakınız, ilçelerde. Gezi Parkı'ndan A veya B diye bir seçim ve bunun dillendirilmesi doğru olmaz. Yani sanki o eylemler işte üye olayım diye yapıldığı gibi çok ucuz bir işin içine girmek asla doğru olmaz. Bize şunu söylüyorlar. CHP değişsin. Daha dinamik bir yapıya kavuşsun diyorlar.
bu talep doğrudur ve yerindedir. Talebi eğer gerçekleştireceksek, ben Sivas'ta da çağrı yaptım. Gençlere dedim ki gelin partiye üye olun. Partiyi beraber değiştirelim, beraber dönüştürelim. Daha genç, daha dinamik bir yapıyı beraber kuralım. Araya hemen sorayım, gençlik kollarından aday gösterecek misiniz? O da çok sayıda soru geliyor çünkü. Elbette gençler. Bakın şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Değişim CHP'nin tarihinde vardır. Son 3 yıla bakın, en büyük değişimi yaşayan parti biziz. %33 cinsiyet kotası getirildi, hiçbir partide yok. Bizde var. %10 gençlik kotası getirildi. Hiçbir partide yok, bizde var. Göreceksiniz seçimlerde. Belediye meclis üyelerinde, il genel meclis üyelerinde daha fazla genç ve daha fazla kadın olacak. Oylarınızı arttıracağınızı düşünüyor musunuz Kemal Bey? Yani bu anlattığınız yöntem, yeni teşkilatlanma modeliyle beraber bu değişim toplumda bir teveccüh görecek mi sizce? Yeteri kadar anlatırsak ya da anlatmayı becerebilirsek oyumuz artar. Bu toplumun yarısı gençse ve gençlere biz kapıyı açmışsak, onlara özel kontenjan getirmişsek, gençlerin teveccüh etmesi lazım. %33 cinsiyet kotası getiriyorsak, kadınlara diğer siyasi partilerin veremediği olanakları sağlıyorsak, kadınların ilgi göstermesi gerekiyor. Yani arzumuz bu. Ama bunu bizim anlatmamız lazım. Tabii bir de şöyle, %10 gençlik kotası getirdim, listenin son alt sıralarına 5 tane genç koyduk, seçilemeyecek yerlere işte biz gençlik kotasını uyguladık. Hayır, böyle bir kolaycılığa da kaçmayacağız. Yani seçilecek yerlerde hem kadınlar hem gençler olacak. Efendim, milletvekillerinin ilçe belediye başkanlıklarına aday olmasına izin vermeyeceğinizi daha önce söylemiştiniz bir demecinizde. Evet, evet. Bu kararlılığınızı sürdürüyor musunuz? Sürdürüyoruz. İller için geçerli değil ama ilçeler için geçerli. İlçeler için geçerli. Yani milletvekilleri aday olmayacak. Bir de sizin için başarının ölçütü diye sormuştum. Siz o sırada eski soruya döndünüz. Başarı bir oran vermek istemiyorum. Yerel yönetimler farklı çünkü. Yerel yönetimler adaya bağlı, birden fazla profile bağlı, olaya bağlı. O nedenle ne kadar fazla belediye başkanı alabilirse kendimizi o kadar başarılı hissedeceğiz. Peki Kemal Bey, CHP tabanını ve toplumu ikna edecek, tatmin edecek bir başarı elde edemese Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde, yeniden bir kurultaylar dönemi, yeniden parti içi tartışmalar yaşanabileceğine dair bir takım iddialar var. Bunlara evet. dair sizin bir cevabınız olur mu? Şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir özelliği var. O özelliği de şu, biz demokrasiyi getiren bir parti olarak kendi içimizde özgürce tartışma mekanizmalarını açan bir partiyiz. Diğer partiler gibi değiliz biz. Yani zaman zaman bize denir, işte bak AKP ne güzel bir kişi konuşuyor, kimse sesini çıkarmıyor. O demokrasi değil ki. Biz de ona dönersek o zaman bu ülkede demokrasi ne olacak? Tartışma zemini olmalı ama bunun siyasetin gerektirdiği nezaket içinde yapılması gerekir. Elbette ben şuna da yürekten inanıyorum. Başarı sağlayamıyorsa o zaman yönetim kadrosunun ayrılması lazım. O kan değişimi olması lazım. Koltuklar baki değildir kimselere. Biz halka hizmet etmek için buradayız. Siz kendimiz, hep bunu genel başkan olduğunuzdan itibaren söylerim, sürekli söylediniz. Söylerim. Hizmet etmek için buradayız. Olabilir kendimiz başarısız da olabiliriz. Ayrılırız yerimizden. Başkası Efendim, gelir. Oylarınızı arttıramazsanız bir önceki yerel seçime göre ya da bir önceki genel seçime göre hangisini tercih ederseniz evet. ayrılmayı düşünür müsünüz? Niye düşünmeyeyim? Yani eğer başarısız olursam ayrılırım. Yani oyları arttırmamak başarısız olmaktır. Oylarınızı arttırmamak. Elbette. Teşekkür ederim. Elbette. Yerel seçimlerle ilgili başka konu soru var mı? CHP içiyle ilgili var. Geçecek miyiz? Bir Irak başlığıyla devam evet. edelim. Evet. Niye diyeceksiniz? Çünkü süre açısından efendim 20 Ağustos'ta Malik'in davetlisi olarak Irak'a gideceksiniz. Evet. Programınızın belli bir kısmını biliyoruz. 3 değil mi? Ayrı yerde olacaksınız herhalde. Bağdat. Evet. Doğru mu? Necef. Ve üçüncü bir yere gidiyor musunuz? Kerkük. Acaba neye göre belirlediniz? Tüm kesimlerle bir araya gelecek misiniz? Ve Erbil'e gidecek misiniz? Şöyle söyleyeyim. Irak daveti bizce önemli bir davet. Başta Sayın Başbakan pek çok görüşmeler yapacağız.
bizim Orta Doğu politikamızı anlatacağız. Kerkük özellikle ben rica ettim. Kerkük önemli, oraya gidilmesi gerekir. Onların pek çok sorunları var. Kerkük'ten beni ziyarete gelen bir grup vardı. Onlar da Kerkük'e mutlaka uğramamı istemişlerdi. Irak bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Bizim komşumuz, ticari bağlantılarımız var, iş adamlarımız orada. Bütün komşularımızla yakın ve dost olmak isteriz. İlişkilerimizi sürdürmek isteriz. Karşılıklı akrabalarımız da, akrabalıklarımız var ayrıca. O nedenle bu davete önem veriyoruz. Bir iş adamı grubuyla gideceğiz oraya. Onlar da bazı girişimlerde bulunacaklar. Irak'ta çok önemli yatırımlar var. Bizim iş adamlarımızın o yatırımları gerçekleştirmesini isteriz. Bu konuda da bazı taleplerimiz olacak Irak yönetiminden. Önemli bir ziyaret bana göre. Efendim, Sayın Başbakan'la Maliki'nin arası kötüyken siz Maliki ile görüşüyorsunuz. İş adamlarının çok büyük sıkıntıları var bu kötülük nedeniyle, aradaki sıkıntı nedeniyle. Siz iş adamlarını götürüyorsunuz. Yani doğru bir tablo mu bu? Yani Başbakan, yani Türkiye ile Irak arasında bir aslında diplomatik kriz yaşanıyor uzun süredir. Türkiye sadece AKP'den ibaret bir ülke değil. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü partisidir. Sadece Türkiye'de, dünyanın da en köklü partilerinden, en eski partilerinden birisidir. Bizim Orta Doğu politikamız bana göre çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Orta Doğu politikası. Biz barışı, AKP savaşı öneriyor. Biz birlikte yaşamayı, o ayrışmayı öneriyor. İlişkilerin düzelmesine katkısı olabilir kesinlikle mi? Kesinlikle ilişkilerin düzelmesine katkı verecektir. İş adamlarımız daha rahat o bölgeye gidecektir. Daha rahat yatırım yapacaklardır. Irak'la ayrı düşmek, ayrışmak doğru değil. Tam tersine biz bütün komşularımızla barış içinde yaşamak isteriz. Erbil'e de gidiyor musunuz? Doğru anladım. Erbil yok galiba. Bu ziyarette değil ama daha sonra gideceğim. Ben de orada bir şey sorabilir miyim efendim? Şimdi Necef... Bu ziyarette programda yok. Necef Şiiler açısından önemli. Evet. Galiba Muktedi Aysatlı'da da bir görüşmeniz olacak. Öyle yansıdı ama doğru mu? Programda var mı bilmiyorum. Şu anda yanımda yok. Kerkük önemi biliniyor. Diğer taraftan Maliki ile görüşüyorsunuz. Sünni Araplar açısından da. Çünkü biliyorsunuz Orta Doğu aynı zamanda tüm bu coğrafyalar bir nevi tüm bunların tartışıldığı, çok önde olduğu alan. Dolayısıyla Sünni Araplar açısından da önemli bir yere gidecek misiniz? Ya da bir temasınız olacak mı? Neresi tabii acaba? Yansımadığı için o soruyorum. Dengeyi sağladık. Hı. Hem Şiiler hem Sünni Araplar için önemli olan yerler var. Onlara o dengeyi sağlayacağız. Ve Türkmenler çünkü mesela? Çünkü biz Orta Doğu'ya mezhep bağlantılı bakmıyoruz. Onların inançlarına saygılıyız. Türkiye'deki yurttaşların inançlarına saygılı olduğumuz gibi. Onların inançları kendilerine ait. Yani Allah'la kulun arasına bizim girmeye hakkımız da yok, yetkimiz de yok. Biz Orta Doğu'ya barış gelmeli. Orta Doğu'ya huzur gelmeli. Türkiye ile Irak, Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler daha güçlü olmalı. Bu ilişkiler ekonomik olabilir, siyasal olabilir, kültürel olabilir. Her türlü insan hakları bağlamında ilişkiler güçlü kurulabilir. Bunların hepsi yapılabilir. Yani Türkiye kendi bölgesinde gerçekten de bir model ülke olabilir. Bir yandan kendi başbakan yardımcısını tutuklattıran, karar çıkartan bir isimle görüşeceksiniz. Acaba hani CHP lideri olarak Türkiye'den gidiyorsunuz. Demokrasiye yönelik Maliki'ye bir mesajınız olacak mı? Ya da Maliki'ye ne mesaj vereceksiniz bu çerçevede? Programda şu anda yanlış hatırlamıyorsam Irak parlamentosunda konuşma da var. Hı hı. Ben demokrasiden de vurgu, tabii demokrasi çok önemli. Demokrasi, laiklik, inançlara saygı, bütün bunların hepsini vurgulamak durumunda ve vurgulayacağız. Efendim, Erbil'e doğru anladıysan başka bir ziyarete gideceksiniz. Yani efendim, siz Kuzey Irak'a ayrı bir ziyaret yapacaksınız. Evet. Bu ne kadar doğru efendim? O programda olmadığı için programı yapmak bizim elimizde değil çünkü, tabii. Yani davet oradan geliyor. Çünkü sizin İktidar Partisi'ne temel eleştiriniz Irak politikasını yanlış yürütmesi. Yani bir bütünlük içinde yürütmemesi. Sadece acaba Irak politikası değil Utku Bey. Siz dış politikanızı mezhep bazında götürürseniz
hem kendi ülkenizde hem diğer ülkelerde ayrışmaya yol açarsınız. Türkiye'nin temel sorunu da bu zaten. Sanki dış politika, Orta Doğu'daki ilk dış politikayı bunlar yapıyormuş gibi bir algı gene. Yok öyle bir şey. Türkiye'nin kuruluşundan beri bir dış politikası vardır ve bir Orta Doğu belki politikası vardır. Belki sorumu becerememiş olabilirim. Şunu demek istiyorum. Kuzey Irak'a ayrı gitmek demek, orayı ayrı görmek anlamına gelmez mi? Bunu Irak istese dahi, yani Maliki, Merkezi Irak yönetimi sizi anladığım kadarıyla oraya davet etmiyor. Yani programa onu koymuyor. Programa evet. Sizin bunu kabul edip daha sonra Kuzey Irak'a giderim şeklindeki yaklaşımınız acaba hani hep eleştirdiğiniz AKP yönelik eleştirinizle... Hayır, biz Irak'ın toprak bütünlüğünü her zaman savunuruz. Irak bağımsız bir devlettir. Bir toprak bütünlüğü vardır. Anayasası vardır. Anayasaya göre yönetilir. Bu konuda bizim bir tereddütümüz yok. Sayın Davutoğlu'yla aranızda bir takım polemikler de oldu Kemal Bey. Evet. Peki bu hükümetin dış politika vizyonu ve dış politikası hakkında bir temasınız sizin ya da onların bir temas talebi var mı? Yani bu politikayı anlatma ya da bu politikayı paylaşma konusunda bir teşebbüs var mı? Dış politikayı paylaşma konusunda bir teması yok hükümetin. Sağlıklı işleyen bir demokraside ana muhalefet partisi liderine devletin önemli bürokratları belli sürelerle gelir bilgi verirler. Bizim tarihimizde de vardır bu. AKP kendi derin devletini ve kendi devletini oluşturduğu için böyle bir şeye gerek görmüyor. Mesela Hakan Fidan size gelip çözüm süreciyle ilgili mahsuru yoksa açıklayabilir misiniz? Bir bilgi verdi mi ya da bir Hayır. temasınız oldu mu? Hayır, herhangi bir bilgi söz konusu değil. Bir Irak temas olmadı. Ya da bu Sayın Fidan bir kez geldi ama bu süreçten çok önce. Eğer Irak başlığında özellikle soru yoksa... Ben belki Sayın Maliki'ye ne tür mesajlar vereceğinizi merak ediyorum. Çünkü önemli bir görüşme yapacaksınız. O mesajları orada verirken zaten medyada orada olacak. Evet. Peki efendim, şimdi eğer müsaade ederseniz Eylül sendromu olarak bu sefer siyasette tartışılıyor. Başbakan Yardımcısı Dış politikada çok özür dilerim. Çok önemli bir soruydu Hüseyin Bey'in sorduğu. Dış politikada Türkiye şu anda tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Bütün komşularıyla sorunlu. Bırakın bütün komşularıyla sorunlu olmasını. Dış politikada Kıbrıs çıkarması sırasında bize her türlü katkıyı veren Kaddafi'nin linç edilmesine biz göz yumduk. Bavulla para gönderdik. Gidin Kaddafi'yi öldürün diye. Bunu benim vicdanım kabul etmiyor. Benim siyaset anlayışım da kabul etmiyor. Bana yardım eden uçak benzini bulamazken, uçağın tekerleğini, jetlerin tekerleğini bulamazken, kendi depolarını açan bize yardım eden bir insana biz arkadan hançerlenmesine göz yumduk. Ben bunu kabul etmiyorum. Ve Türkiye'nin dış politikası olarak da ben bunu asla, bizim devletin politikası olamaz. Bu sadece ve sadece iktidarın bir politikasıdır. Biz İran'la Kasr-ı Şirin anlaşmasından bu yana hiçbir çatışmanın içine girmemişiz. İki devlet olarak rekabetimiz olmuş bu bölgede. Rekabet doğaldır ve rekabet iki devletin de gelişmesini sağlar. Ama çatışma gibi bir süreci hiç yaşamadık. Hem demokrasiden bahsedeceksiniz, hem uluslararası mahkemelerin aradığı bir kişiyi Türkiye'de ağırlayacaksınız. Bizde olmaz. Türkiye'de hiç olmamıştır. Biz bölgede her zaman sözü dinlenen bir devlet olduk. Şimdi bölgede bizim ağırlığımız yok. Türkiye'nin ağırlığı yok. Efendim, Lübnan. Ve Türkiye düşman olarak görülüyor. Orta Doğu bataklığının içine çekildik. İki pilotumuz kaçırıldı. Askerin başına çuval geçirildi. Terör geldi kapımıza. Reyhanlı'da, Cilve Gözü'nde terör oldu. Biz terörü satın aldık. İzlediğimiz politikalarla. Bunu durup düşünmemiz lazım. Türkiye neden bu hale geldi? O nedenle dış politikadan çok önemli yanlışların içindeyiz. Bütün uyarılarımıza vay siz de Bağızçısınız. Niye Bağızçı olalım biz? Efendim siz Esad'ı destekliyorsunuz. Yok efendim. Biz her yerde demokrasiyi ve özgürlüğü destekleriz. Baskıcı rejime asla ve asla ne destek oluruz ne de baskıcı rejimin yanında oluruz.
Hem demokrasiyi savunacaksınız hem baskıcı rejimin yanında olacaksınız. Kabul etmiyoruz onu. Ama Türkiye bakın en son Mısır'da yanlış yaptı. Mısır'da daha farklı bir politika izleyebilirdi. Şunu söyleyebilirdi Sayın Başbakan. Mısır'da bir askeri darbe olmuştur. Daha kısa sürede demokrasiye geçmesini istiyoruz. Seçimler bir an önce yapılsın istiyoruz. Mısır bizim dostumuzdur. Bölgenin çok önemli bir devletidir. Orada demokrasinin, özgürlüklerin gelmesi en büyük dileğimiz ve talebimizdir. Bunun bir an önce yerine getirilmesini isteriz. Bitti. Siz kalktınız, Mursi benim cumhurbaşkanımdır dediniz. Bir ülkenin başbakanı bunu söyleyebilir mi? Hadi buyur senin cumhurbaşkanısa, çek Mısır'a git. Ne işin var senin Türkiye'de? Hiçbir zaman bunlar olmadı. Bakın, dış politikada duygusallık olmaz. Dış politika akılla ve mantıkla yürütülür. Ve dış politikada öne alınan şey partilerin değil, ülkelerin çıkarlarıdır. Siz ülkenin çıkarını bir tarafa bırakıp, ben partimin çıkarı üzerine dış politika yapacağım derseniz, gelirsiniz bir gün duvara çarparsınız. Türkiye'nin geldiği noktada maalesef bu. Üzülerek söylüyorum ama maalesef bu. Yani aslında konu başlıklarımız arasında yok ama bu Mısır bahsi açılmışken Mısır'da olan bitene siz bir darbe tanımlamasını kullanıyorsunuz. Evet. Tahrir Meydanı'nda Mısırlılar demokrasi ve özgürlük istiyorlardı. Evet. Sisi geldi, demokrasi ve özgürlüğü bitirdi. Darbe yaptı. Oysa o darbe olmasaydı Tahrir Meydanı belki bugün çok daha görkemli bir yapı içinde. Bunu daha önceden de söylediniz. Evet. Peki Batı'nın Mısır'daki olaylar hakkındaki tutumuna ne diyorsunuz Kemal Bey? Batı kendi ülkesinin çıkarları açısından bakıyor. Hatayı biz yapıyoruz. Biz kendi ülkemizin çıkarları açısından bakmıyoruz. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakan arasında fark görüyor musunuz yaklaşımlar arasında? Konuşmalarda çıkıyor, demeçlerde çıkıyor fark ortaya. Kalıcı bir şey mi, göstermelik bir... Onu bilemem. Bu başlıkta sorunuz var mı? İlk siyasete geri dönebiliyor muyuz? Var mı? Tabii dönelim. Efendim Eylül sendromu bir istihbarat olduğu ifade edildi. Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'te kimse sokakları terörize ederek iktidar olmadı, olamaz dedi. Sizin Eylül ayı için bir endişeniz var mı? Gelişmeleri nasıl görüyorsunuz? Hande Hanım, ne zaman bir şey olsa... bize ulaşan istihbarata göre diye yorum yapıyor. Cümle öyle başlıyor. Başbakan, bakanlar öyle başlıyorlar. Bir devlet istihbaratla yönetilmez. Bir devlet yasalarla yönetilir. Hukukun üstünlüğüyle yönetilir. Güçler ayrılığı ilkesiyle yönetilir. İstihbarat geldi, burada yürüyüş yaptırmayacağım. Ne istihbaratı? İstihbarat geldi, şu olay olacak. Önlem al. Yasaklayacağınıza önlem alın. Kim yapacaksa bunu gider önlemini alırsınız. Ama siz toptan yasak getiriyorsunuz. Neden istihbarat geldi? Abdülhamit dönemini mi yaşıyoruz biz? 21. yüzyıldayız artık. Demokrasinin olduğu çağdayız artık biz. Yürüyüş yapılacakmış. Demirel'in ne güzel bir lafı var. Yürümekle sokaklar açılır mı diyordu. Yürüyecekse bırakın yürüsünler, ne olacak yani? Kaldı ki anayasada silahsız ve saldırısız iki koşul var. Silahsız ve saldırısız herkesin yürüyüş yapma hakkı var. Bakın hak. Haklar arasında sayılmış bu. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkı. Maddenin başlığı da bu. Benim hakkım. Ne yapacağım? Hakkı nasıl sınırlıyorsunuz? Bir silah olursa, iki saldırı olursa. Saldırıyı yapan kim? Polis. Devletin gücü. Gidip o çocukların çadırlarını yaktınız. Niye yaktınız çadırlarını? Saldırı yapan kim? Çadırı yakanlar kim? Devletin görevlileri. Sonra ne? İstihbarat gelmiş. Ne diye istihbarat geldi? Yürüyüş olursa olaylar çıkacakmış. Önlemini al, olayları çıkarma. Baktığımız zaman şimdi bir de Eylül'de olaylar olacak. Ne istihbarat gelmiş? Ne olay olacak yani? Ne olay olacak? En büyük tehlike nedir biliyor musunuz Hande Hanım? Sayın Başbakan'ın iki kez kullandığı, yaptığı açıklama. Üniversitelerde polis kullanacağım diyor. Devletin üniversiteleri, devletin polisi korur diyor. En büyük tehlikedir. Öğrenciyle polisi karşı karşıya getirmek. Sayın Başbakan'ı da uyardım.
sakın ola ki üniversitelere polisi sokmayın. Soktuğunuz andan itibaren çatışmayı başlatırsınız. Hangi üniversitede gidin, Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da polisle öğrenci karşı karşıya geliyor. Demokrasi nedir biliyor musunuz? Belki en somut tanımı şudur. Vatandaşın en az polisle yüz yüze geldiği rejimin adı demokrasidir. Yani silahlı bir unsurla vatandaş yüz yüze gelmiyorsa orada demokrasi var demektir. Polisin copu, tankı, silahı, sopasıyla karşı karşıya geliyorsa orada demokrasi yerlerdedir. İngiltere'de polis silah taşımıyor. Kimse İngiltere'de demokrasi vardır yoktur diye tartışıyor mu? Hayır. İngiltere'de yazılı anayasa yok. Kimse orası hukuk devleti değildir diyor mu? Hayır. Evet, orası bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğüne inanmıştır. İngiltere'deki demokrasi de bütün dünyaya örnek olmuştur. Neden? Ahlaki kurallar çok egemendir de onun için. Etik değerleri vardır. Bütün inançların ortak temeli de etik değerler üzerine inşa edilmiş. Yani ahlak üzerine inşa edilmiştir. Biz Müslüman bir toplumuz. Ahlaki değerlerimizin çok güçlü olması lazım. O zaman demokrasimizin de güçlü olması lazım. Efendim, siz bu durumda Eylül'de ne yapacaksınız parti olarak? Efendim? Eylül'de ne yapacaksınız? Adem, hep Eylül sendromu var ya. CHP ne yapacak? Normal çalışmalarımızı sürdüreceğiz yani. Milletvekillerimiz şu anda alanlarda çalışıyorlar, çaba harcıyorlar. Bazılarımız hapishanelerde gidiyor. Bakın, bu süre içinde bile demokrasiye en büyük katkıyı veren parti biziz. Hapishanelerdeki bütün hasta tutuklularla görüştük. Hiçbir ayrım yapmadık. İster Hizbullahçısı, ister KCK'lısı. Hepsiyle tek tek görüşüldü. Bütün gazetecilerle görüştük. Ve onların taleplerini kamuoyuna duyurduk. Çocuklara yapılan tecavüzleri ilk kez biz raporlarla dile getirdik. Pozantı cezaevinde o küçücük çocuklara tecavüz yapılıyordu. O hapishane kapandı. Bizim raporlarımız yüzünden kapandı. O çocuklar Ankara'ya getirildi. Çocuklara tecavüz belgelerle ortaya kondu. Biz onların hepsini kamuoyuna mal ettik. Çalışıyor arkadaşlarımız. Kimi esnafta, kimisi başka alanlarda. Herkes bir yerde çalışıyor. Reyhanlı'da olan olaylar, Cilve Gözü'nde olan olaylar, bütün oralardaki esnafın durumu, Suriye'nin getirdiği, ekonomik açıdan getirdiği sorunlar nedir? Bütün o bölgedeki iller gezildi, esnafla konuşuldu, raporları yazıldı, hazırlandı, kamuoyuyla paylaşıldı. Gerçekten iyi çalışıyoruz. Yeteri kadar ses çıkıyor mu? Yani yeteri kadar bunları kamuoyuna anlatabiliyor muyuz? Medya ne kadar verirse yani biz de o kadar anlatabiliyoruz. Siz o söylenen Eylül sendromuna, yani bir şey bekliyor musunuz? Bir hareket, iktidarın bu politikaları devam ederse, söylediniz ya, bir üniversiteler dediniz özellikle. Ya da stadyumları da belki arada sormamız lazım. Yani. En çok endişelerden biri. Size de böyle bir istihbarat geldi mi? Yok efendim. Yani bize herhangi bir istihbarat, bir bilgi gelmedi. Biz de böyle bir istihbarat var diye hükümet yetkilileri söylüyorlar. Birincisi şu: yasak tepkiyi doğurur. Bu dünyanın her tarafında böyledir. Bir kitabı yasaklarsınız, o kitabı en çok satan kitap olur. Merak eder herkes, niye yasaklandı diye. Serbest bırakırsınız, bir sorun olmaz. Kürtçe kasetler yasaktı bir ara. El altından peynir ekmek gibi satılırdı. Bir serbest bıraktılar, kimse kaset almamaya başladı. Olay budur. Şimdi kalkıyorsunuz Beşiktaş Spor Kulübü'ne şantaj yaparak, yoksa İnönü Stadı'nı size yaptırmam, ama şunu yapacaksınız, şu sloganlar atılmayacak. Altına bas imzayı diyorsunuz, yöneticiler de gidip imza atıyorlar. Stadı kurtarmak için. Şimdi doğru mu bu? Yine bir bakan çıkıp tehdit ediyor. Sloganlar atılırsa biz onları tespit edeceğiz, onlara gerekli cezayı vereceğiz. Ya slogan atan adama, slogan atmak ceza okunda ceza nedeni değil ki. Yok böyle bir şey. Suat Kılıç'ın açıklamalarından mı bahsediyorsunuz? Evet. Son yaptığı açıklamalar. Futbol taraftarı arasında siyasi nifak sokan bedelini öder. Kastettiğiniz ne bedeli ödenecek? Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yargının siyasi otoritenin emrinde olduğunu gösteriyor. Ben seni alır hapse attırırım diyor.
Ne demek şimdi? Düşünün Hande Hanım. Çıktım şuraya bağırdım. Her yer Taksim, her yer direniş. 100 kişi bağırdık burada. Ne oldu? Hiçbir şey. Suç mu bu? Hayır, suç değil. Birisine saldırı var mı? Hayır. Silahlı bir eylem mi? Hayır. Peki benim burada slogan atmam benim hakkım mı? Evet. Ne hakkı? Anayasal hakkım benim. Bu anayasal hakkı kim getirmiş biliyor musunuz? 12 Eylül sıkı yönetim dönemi bile o hakkı getirmek zorunda kalmış. Neden? Çünkü o hakkın olmaması demokrasinin olması olması. Şimdi bunlar diyorlar ki... Soruyorlar mesela sporun siyasete karıştığı nerede görülmüş? Efendim? Sporun siyasete karıştığı nerede görülmüş gibi bir takım mesajlar da geliyor. Onu da sorayım size. Yani güzel. Bir taraftara burada bir mesajınız var mı belki? Olimpiyatlardan örnek vereyim mi? Hı-hı. Amerika'da siyahlara baskı yapıldığı zaman olimpiyatlarda madalya alan siyahiler ellerini havaya kaldırıp Amerikan hükümetini protesto ettiler. O soruyu soranlar spor tarihini bilecekler. Demokrasi ve özgürlük talebi alan tanımaz, yer tanımaz ve sınır tanımaz. Bu bir insan hakkıdır. Sen benim özgürlüğümü kısıtlandığı zaman ben bunu futbolda da, sinemada da, tiyatroda da, şiirde de, romanda da her yerde söylerim. Bakın en güzel romanlar baskı altında kalınıp yazılan romanlardır. Sabahattin Ali'nin sonra türküleştirilen Sinop hapishanesinde yazdığı şiirler. Nazım Hikmet'in şiirleri. O baskıları görmeseydi belki onların hiçbirisini yazmayacaktı. Kurtuluş Savaşı destanını en güzel yazan Nazım Hikmet değil mi? Baskıyı uyguladığınız zaman o baskı onun iş dünyasında özgürlük olarak kabarıyor ve şiirlere, romanlara, sinemaya dökülüyor. Potemkin zırhlısı. Bakın onun müziği yasaklanmıştır. Müziği bakın. Notaların nerede olduğu bile belli değildir şu anda. Çünkü iktidar korkmuştur. Müzikten korkar mı bir iktidar? Onun için böyle siyaset olur mu olmaz mı falan bu tartışmalar yapay tartışmalardır. Bütün mesele şudur. Özgürlük üzerine inşa edeceksiniz her şeyi. Özgürlükten korkmayacaksınız. Peki Kemal Bey, bu Gezi Parkı ile başlayan olayların, eylemlerin amacını siz ne olarak görüyorsunuz ve Cumhuriyet Halk Partisi bu Gezi Parkı'nda yükselen toplumsal muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi'ne taşımak ya da bundan gerekli okumaları yaptığını düşünüyor musunuz? Gezi Parkı, siz de çok iyi biliyorsunuz, Taksim Gezi Parkı'nın korunmasıyla başladı. Belli sayıdaki gencin gidip oradaki ağaçlara sahip çıkmasıyla başladı. Sayın Başbakan ben oraya AVM yapacağım dedi. Ya bu millet AVM dışında başka bir şey bilmiyor mu Allah aşkına? Yani her tarafı AVM. Ya bu esnafı öldürdün, perişan ettin sen. Üstelik Taksim'de tek yeşil alanda orası. Oraya da AVM yapacağım. Tepki geldi, Topçu Kışlası yapacağım. Sonra işte yargı malum onu da iptal etti. Şimdi gayet basit. Kente sahip çıkan genç bir grup vardı orada. Emin olun televizyonda 76 yaşındaki bir kadının daha olayların başlangıcında oraya gelip o civarda oturuyormuş. Arada bir Taksim Gezi Parkı'na gelip oturuyormuş. O çocuklara yiyecek getiriyordu. Ben televizyondan izledim. 76 yaşındayım diyor. Burada ağacın altında oturabileceğim tek yer burası. İyi ki siz buraya sahip çıkıyorsunuz diyor. Onların çadırları yakındı ve kıyamet koptu ondan sonra. Olay baskı, iktidar üzerine baskı gelince olay özgürlük ve demokrasi platformuna dönüştü. Haklı bir talebe dönüştü. Sayın Başbakan'ın, ben Sayın Cumhurbaşkanı'na çıktım. Sayın Başbakan'ın daha yumuşak bir usul kullanması gerektiğini, olayları kışkırtıyor Sayın Başbakan dedim. Sonra yurt dışından döndü, zehir zemberek açıklamalar, karşı mitingler yaptı. Hangi demokraside var yani? Özgürlüğe karşı miting yapıyorsunuz siz. %50'yi ben içeride zor tutuyorum dediniz. Bu olur mu Allah aşkına ya? %50 demokrasi istemiyor mu? %50 özgürlük istemiyor mu?
polis orantısız güç kullandı. 5 kişi mi? 5 kişi hayatını yitirdi. Yani. Ondan fazla kişi gözünü yitirdi. Ona karşın yine tomalar su sıktılar, polis çubuğu oldu, plastik mermiler atıldı, sopalarla insanlar dövüldü, palalar çekildi. Ama ona rağmen bu talep durmadı. Eğer hükümet özgürlük alanını genişletirse bana göre çok yararlı bir şey yapmış olur. Dolayısıyla Türkiye'de o gençler demokrasi ve özgürlüğe katkı vermiş olurlar. Bir şey daha oldu, onu da söyleyeyim. Onların desteği sadece yurt içinden olmadı. Bütün demokrasilerden ve demokrasiyi savunan bütün siyasal partilerden, demokrasiyi savunan bütün uluslararası kuruluşlardan gezi eylemlerine destek geldi. Aslında bu bizim onurumuzu kurtardı. Yani Türkiye baskıcı bir rejime karşı özgürlük ve demokrasi isteyen bir kitleyi bağrında besliyor. Bunlar özgürlük ve demokrasi istiyorlar diye. Ve bu bizim onurumuz oldu. O gençler bizim onurumuzu kurtardı. Bu kitleyi Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar anlıyor ya da buradaki toplumsal muhalefeti Cumhuriyet Halk Partisi tabelası altında toplayabilecek? Şimdi bu kitle şöyle bir baktığımızda bütün siyasal partilere mesafe koyan bir kitle. Yani her partiyi %100 destekleyen ya da şu parti benim bütün taleplerimi karşılıyor diye baktığı bir parti yok aslında. CHP'yi de eleştiriyor bu parti. Yeri zamanı gelince değişmeyen CHP, işte bu CHP değişmiyor, CHP statükoyu savunuyor diye böyle bir algı var zaten. Şimdi biz gezi eylemlerinden önce 17 maddelik özgürlük ve demokrasi bildirgesi yayınlamıştık. Ben bunu bir grup toplantısında dile getirmiştim ama çok fazla yankısı olmadı bunun. Fakat bu gezi eylemleriyle bizim özgürlük ve demokrasi bildirgesi bir anlamda örtüştü. Onların istediği demokrasi ve özgürlükle bizim istediklerimiz aşağı yukarı çakıştı. Ve böylece onlar kendi taleplerinin bir siyasal parti tarafından dile getirildiğini fark ettiler. Biz bunu yeteri kadar anlatamadık gerçi ama o çıkan talep bizim talebimizle örtüştü. Şimdi gelinen nokta şu, bu gençlere bizim siyaset yapma olanağı sağlamamız lazım. Bu sadece CHP için geçerli değil tabii. Yani bütün partiler bunu sağlamak durumundadırlar. Bunu sağlayabilirsek büyük ölçüde amaca ulaşmış olacak. İki, gençler CHP'deki değişimi tam görmüş değiller. Biz gerçekten son 3 yıl içinde en çok değişen siyasal partiyiz. Tüzüğümüz değişti, bizler değiştik. Dünyaya bakışımız değişti, dış politika anlayışımız, iç politika anlayışımız, demokrasiye bakışımız, özgürlüklere bakışımız hepsi değişti. %10 seçim barajı gibi bir ucubenin kalkmasını istedik. Halkın taleplerinin parlamentoya tam yansımasını istedik. Siyasal partiler yasasının değişmesini istedik. Diyarbakır cezaevinin müze olmasını istedik. Cemevlerine ibadethane yetkisi verilmesini istedik. İstedik de istedik yani. Ne kadar yasak varsa bu yasaklar ortadan bir kalksın. Yani şu ülkeye bir demokrasi gelsin dedik. Eğer bu talepleri biz geniş kitlelere açar ve onların bizim partimizin çatısı altında seslendirilmesine olanak sağlarsak o dediğiniz muhalefeti kendi içimizde barındırmış olabiliriz belki. Utku, sorun var mı bu konuda? Gezi ile ilgili değil ama diğer konularda geçelim. Gezi ile ilgili o zaman. Bir tek şeyi söyleyebilirim hemen. Bugün basına İlginç bir haber yansıdı. Televizyonlarda da çok yer buldu. Avrasya Global Araştırmalar Merkezi Başkanı da sanırım Sayın Profesör İdris Bal, AKP milletvekili. Gezi sırasında hükümet stratejik hata yaptı. Başbakan yanlış yönlendirildi diye tespitleri var. Rapora bakabildiniz mi? Yani bu içeriden gelen, bugüne kadar gördüğüm iktidar partisinin içinden gelen en önemli eleştiri. Doğru. Sayın Bal akademik ünvanının verdiği bağımsız bir görüş açısıyla olayı tahlil etmiş. Faiz lobisi yok, dış ilişkiler yok, Alman yok, İngilizler yok, Amerikalılar, bütün bunların hepsinin çöpe atıldığını ama Sayın Başbakan'ın yanlış yönlendirildiği için olayların bu noktaya geldiğini saptayan bana göre doğru bir
tahlil, doğru bir analiz. İktidar partinin içinden çıkması bu analizin, yani AKP'nin içinden çıkması bana göre daha önemli. Daha sağduyulu bir tahlil, daha doğru bir tahlil. Bir akademisyen titizliğiyle bakılmış ve öyle bir sonuca varılmış. Sizce AKP içinde bir çatlağın ilk habercisi mi bu tür raporlar, bu tür açıklamalar? Yani bu konuda Gezi konusu diyelim, bu konuda da bir şey olacak mı bir? AKP'nin içinde Sayın Başbakan'ın bu tutumundan rahatsızlık duyan bir kesim olduğunu biliyoruz. Kaç kişi efendim? Onu bilemem tabii, kaç kişi, ama çünkü sağduyulu insanlar var. Ben parlamentoda bulunduğum süre içinde komisyonlarda da beraber çalıştığımız Adalet ve Kalkınma Partisi'nden değerli arkadaşlar vardı. O dönemde de zaman zaman eleştiriler gelirdi ama bu son olaylarda eleştirinin daha da arttığını tahmin ediyorum. Efendim, bu dönemde iktidar partisinden yapılan açıklamalarda kendilerinin doğrudan hedef alındığı, içeriden dışarıdan bir takım oluşumlar, hatta örgütler iddiasıyla, bununla birlikte de partinize, hatta milletvekillerinize yönelik ağır eleştiriler vardı. Bir vekilinizin küfür eden gençlere para vermesi, bir vekilinizin o süreçte mezhep çatışmasını tahrik edici sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan mesaj attığı iddiası, yani Hüseyin Aygün kastediliyor. Ve Başbakan'ın da CHP'yi irili ufaklı terör örgütleriyle iç içe olmakla suçlaması. Bu tip milletvekillerini eleştirdiniz mi ve bu suçlamaya ne diyeceksiniz? Sayın Aygün o Twitter'ı kendi adı kullanılarak atıldığını, hı hı, söyledi ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu da ifade ettim. Taş atan çocuklara para verilmesi, o da tümüyle hayal mahsulü bir şey. Kime para vereceksiniz? Milletvekili o kadar gürültü patırtın olduğu yerde gidip adam bulup para mı verecek Allah aşkına? Gülüş olaylar bunlar. Şu bir gerçek yalnız. Bizi hedef aldı diyor başbakan. Kime hedef alacaklar? Ülkeyi onlar yönetmiyor mu? Şikayet varsa iktidardandır şikayet. Bizden de şikayet var. Yani oraya gelenler muhalefet çok iyidir diye bir laf etmediler. Bizi de eleştirdiler. Bizi de eleştirdiler. Biz niye bizi eleştiriyorsunuz diye bir şey söylemedik. Tam tersine onların eleştirilerine kulak kabarttık. Ya acaba bunlar haklı mı değil mi? Artı biz ne yapabiliriz bu eleştirileri gidermek için? Sayın Başbakan da tam aksini. Bizi hedef aldılar. Madem ki bizi hedef aldılar, biz de onları hedef alacağız. Olmaz. Bir politikacının, özellikle ülkeyi yöneten birisinin kendisine şu soruyu sorması lazım. Eğer bir yerden bir eleştiri geliyorsa, neden bu eleştiri geliyor, niçin geliyor? Var ya meşhur 5N1K diye. Bu da aynı onun gibi. Soracaksınız kendinize. Eleştiri geldi diye hemen karşı eleştiri değil. Belki adam eleştirisinde haklı. Sizin de dinleme hakkınız var. O yurttaş değil bu ülkenin, yurttaşı. Sen dinlemiyorsun, çadırını yakıyorsun, gaz bombası atıyorsun, gözü çıkıyor adamın, öldürülüyor. Niye bizi eleştiriyorsun? Polise o talimatları kim verdi? Orantısız güç kullanıldığını iktidar partisinin yetkilileri de kabul ettiler. Hatta bir vali çıktı, Eskişehir valisi. Bunlar arkadaşlarını öldürmüş olabilir dedi. Sen valisin ya. Dur bir bak bakalım. Bu soruşturma yapan emniyet güçleri var. Görüntüler silindi. Görüntüler silindi. Bu yapılabilir mi? Neden AKP'nin devleti diyorum ben? Tipik bir örnek daha vereceğim size. Cilve gözünde patlama oldu biliyorsunuz. Oradaki kameralar patlamaları kaydetmiş. Biz derhal milletvekili arkadaşlarımızı gönderdik. Çünkü sonuçta bir terör eylemi, can kaybı var. Olayın aydınlığa kavuşturulmasını istiyoruz. Bir sürü suçlama yapıldı. Şimdi hapiste kaç kişi var biliyor musunuz? Bir kişi. Tamamı serbest bırakıldı. Bizim arkadaşlarımız görüntüyü izlemek istiyorlar. AKP milletvekillerine görüntü izletiliyor. CHP milletvekilleri de istiyorlar. Hayır diyor, yasak, size gösteremeyiz. Kim getirdi size yasağı? İktidar. İktidar muhalefete yasak getirir mi? Terör kampı vardı. Silahlı eğitim yapılan kamp. Apaydın kampı. Evet. Sayın Hurşit Güneş gitti. İçeriye almadılar. Çünkü orada silahlı eğitim yapılıyordu. Sonra ne oldu? AKP bir komisyon kurdu.
Kendileri gittiler, içeriye girdiler. Hani burada hiçbir silahlı eğitim yok dediler. Niye bizim milletvekilimizi sokmuyorsunuz madem silahlı eğitim yoksa orada? Biz bunları biliyoruz. Bunları kamuoyu da öyle yutacak halde değil. Efendim, biraz da son parti iki dakikamız bu arada. Onun için biraz da parti için konuşabilir miyiz efendim? Bu partide sizin ulusalcıları dışladığınız yönünde iddialar var. Atatürk'e hakaret eden isimlerin olduğu yönünde, bunlara izin verdiğiniz yönünde. Bu tartışma bir türlü bitmiyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Mesela bugün yanılmıyorsam 5 milletvekili ortak bildiri yayınladılar. Ergenekon kararlarını tanımıyoruz diye. Ve sürekli de böyle bildiriler geliyor CHP'de. Acaba böyle bir sıkıntı var mı efendim? Yani bir ulusalcılar, yenilikçiler ve seçimlere böyle dağınık bir görüntüyle mi gideceksiniz? Bakın, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir, hiçbir CHP milletvekili Atatürk'e hakaret etmemiştir. Yok öyle bir şey. Birileri Atatürk'e hakaret. Niye etsin? Yani bırakın Atatürk'e hakaret etmeyi. Öbür dünyaya göçmüş fani hiçbir siyasetçiye de, hiçbir kişiye de hakaret edilmesi doğru değil ki. Ya bu bizim inancımıza da aykırı bir şey. Ölenlerin bu ülkeye eğer bir taş taş üstüne konmuşsa onu saygıyla anmamız gerekir. Kişiler hayattayken bizim rakibimiz olabilirler siyaseten. Oturup karşılıklı tartışırız. Ama öbür dünyaya göçtükten sonra insanlara hakaret etmek falan filan, hele Atatürk'e, hele CHP'li, mümkün değil efendim. Doğru da değil yani. Bugün arkadaşlarım bildiri yayınlamışlar. Silivri mahkemelerini tanımıyoruz. Ben de aynı şeyi söyledim zaten. Farklı bir şey yok ki orada. Yani dolayısıyla partinin içinde böyle farklı kanatlar olabilir. Bakın, farklı dünya görüşü olabilir. Hepimiz insansak hepimizin düşünceleri farklı olabilir. Ama partinin ana hedefleri konusunda görüş ayrılığı yok. Ana ilkeler konusunda görüş ayrılığımız yok. Onun dışında evde bile eşimizle zaman zaman farklı düşünürüz. Yani bunlar hayatın olmazsa olmazlarıdır. İnsanlar farklı düşündükçe toplum gelişir, toplum büyür. Bütün toplum aynı şeyi düşünür, aynı karara varırsa orada farklı düşünce üretilmezse o toplum büyüyemez, gelişemez. Toplumun büyümesi, gelişmesi, dinamizm kazanmasının yolu o farklı düşüncelerin toplumda tartışılmasından geçer. Bu bütün dünyada böyledir. İnsanlığın evrimi de böyle gelişmiştir. Efendim, reklam arası vermek zorundayız. Bir reklam arası vereceğiz. Lütfen ayrılmayın. Dönüşte yeniden birlikte olacağız. Reklamların ardından karşınızdayız. Efendim, sürenin sonuna geldik ama şimdi mesajlar sosyal ortamda gergin. Siyaset gergin. Bu sefer Eylül geliyor artık. Ekim meclis açılacak. Yumuşatmayı düşünüyor musunuz? Yani başbakanla mesela bir araya gelir görüşür müsünüz? Öyle bir niyetiniz var mı? Bizde siyaset aşırı kutuplaştı. Gerginlik had safhada. Öteden beri ben siyasetçinin daha yumuşak bir dil, daha kucaklayıcı, daha olgun bir dil kullanmasını savunan kişiyim. Ama bu maalesef gerçekleşmiyor. Bazen tartışmalar hakarete varan noktalara kadar gidebiliyor. Ortamı yumuşatmak durumunda olan kişi muhalefet değildir, iktidardır. Bütün demokrasilerde böyledir. Bizim görevimiz eleştirmektir zaten. Adımız üstünde muhalefet, ana muhalefet. Muhalefet nedir? İktidardakini eleştirmektir. Doğrulara doğru, eğrilere eğri demektir. Özelliklerde yanlışlar varsa yanlışları kamuoyunun önüne koymaktır. Bizim görevimiz eleştirmektir ama tansiyonu düşürecek olan, yumuşatacak olan, görüşme ortamını hazırlayacak olan iktidar partileridir. Sayın Erdoğan'la iki kez buluştuk. Hatta üç kez buluştuk, konuştuk. En son ben gittim kendisine. Kürt sorunun çözümüyle ilgili yol haritasını götürdüm. Öneriler götürdüm. Bir parti meclisi toplantısında size kredi açıyoruz, buyurun sorunu çözeceksiniz, onu bile söyledim. Sizin kredinize asla ihtiyacım yok, sen zaten krediye muhtaçsın diye reddeden o. Dolayısıyla ortamı geren, toplumu geren o. Çünkü gerginlikten kendi tabanını bir arada tutmayı hedefliyor, amaçlıyor. Öyle bir amacı var. Bu ne kadar doğru, onun takdirini
halka bırakıyoruz tabii. Teşekkür ediyoruz Ankara Günlüğü'ne, CNN Türk canlı yayında katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Kemal Bey. İyi akşamlar. Sağ olun.